Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT TV'den herkese mutlu akşamlar. 1915'i anlamaya devam edeceğiz. Yine bugün her programda olduğu gibi Doktor Necati Saygılı ile birlikteyiz. Sayın Saygılı'nın dışında çok değerli bir hocamız var. Stüdyomuzda Profesör Doktor Türkkaya Ataöv, Uluslararası İlişkiler Profesörü ve bu konuda Ermeni meselesi konusunda uluslararası çalışmalar yapan, yıllarca bu konu üzerinde çok detaylı, titiz çalışmalar yürüten bir profesör ve yaptığı çalışmalar da zaten 80'den fazla dile çevrilip yayımlanmış ve uluslararası arenada da Türkiye'yi temsil eden önemli belgeleri de ortaya koymuştur. Hocam siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hocam sizi anlatmaya yetmez süremiz. Ona vakit hiç kaybetmeyelim. Evet. İzin verirseniz ben hemen başlayayım. Tabii buyurun hocam. Tabii. Vakit kısa sayılmaz. 2 saatimiz var ama zannederim yani 35 sene öncesinden falan başlamıştım. Olduğu gibi anlatmak için 35 yıl burada kalmam lazım. Evet. Demek ki ister istemez konuyu sınırlamak zorundayız. Evet. Onun için ben de sınırlayarak başlayayım. Şimdi belki biliyorsunuz 1984 ve 1985 yıllarında Paris'te 2 tane dava oldu. Birincisi 4 tane Ermeni gencinin bizim başkonsolosluğumuzu basması, oradakileri rehine alması, bir Türk'ü öldürmesi, başka bir Türk'ü de yaralaması olayıydı. Sonra dışarıya çıktılar ve bunlar böyle V işareti, yani Churchill'den öğrendikleri victory, zafer, biz evet. kazandık falan gibi onunla. Ve o mahkeme araştırması falan yapıldı. Fakat Fransız usulünde şöyle, epey vakit ayrılıyor bu ilk araştırma, incelemeye falan. Kim bunlar, ne yaptılar falan gibilerinden. Ondan sonra bir günlük bir dava alıyor. Davanın sonunda da karar veriliyor. İşte bunların tabii avukatlığını mesela 1984'te ben Türkiye'den Müslüman Türk olarak giden tek kişiydim. Bir de Ermeni yurttaşımız vardı. O da çok ilgili bir arkadaştı. Ve aynı gün konuştuk orada. 4 tane diyelim tabii bu türlü hareketleri yapanlara kaç yıldır terörist deniyor değil mi? Evet. İşte onların avukatları, mesela birinci avukat, eski Paris Belediye Başkanı'ydı. İkincisi gene bir Fransız'dı. 3 tane de Ermeni kökenli Fransız yurttaşı falan vardı. Ve ben Türk görüşünü orada anlatan, tek Türkiye'den gelen tek kişiydim ve bir Ermeni bakışı olarak da öteki arkadaşla konuştu. Fakat yukarıdaki balkondan ona tükürdüler filan, böyle şeyler filan oldu. Neyse, o Ermeni avukatlardan bir tanesi bana birdenbire sözümü keserek dedi ki, siz bütün öteki Türkler gibi siz de Ermeniler konusunda bize karşı, Ermenilere karşı bir kötü yaklaşım içerisindesiniz dedi falan. Bunun üzerine ben dedim ki, siz herhangi bir Türk romancısını yahut küçük hikayecisini filan alıp da kendi dilinize çevirip Ermenilere tanıttınız mı dedim. Yok dedi, niye yapayım dedi. Ama ben yaptım bunu dedim mesela. Ve tabii o kitabımı aldım götürdüm. O zaman 20'li yaşlardaydım. Şöyle bir göstereyim bunu. Kapı var. Burada eğer bu toplantı Ankara'da olmuş olsaydı yahut da ben İstanbul'da yaşıyor olsaydım o yayınları falan getirebilirdim buraya. Çok ağır olduğu için yapmadım böyle bir şey. Fakat mesela benim okuduğum yazarlar içerisinde ben en çok William Saroyan'ı beğenmiştim. Yani o yaşta, hala daha da o kanattayım. O Fresno, Kaliforniya'da doğmuş olan bir Ermenidir. Çok iyi bir yazardır. Ve onun kitaplarını okuduğum vakit dedim ki, ben de yazar olsam, roman falan yazacak olsam, biraz küçük hikaye, onun gibi yazmak isterim dedim. Çok böyle barışçıl, yani güncül şeylerin, olaylara çok değer veren ve yaşam aslında budur. Yani 24 saat içerisinde mutlu olabiliriz pekala, küçük şeyler de mutluluk verir falan diye böyle bir yaklaşımı vardı. Ve ben çok sevdim bunu. Ve bir bölüm
önce çevirip, o zaman Babali'de Varlık Yayın Evi'ni çıkaran Yaşar Nabi vardı. Ona götürüp verdim. Ve yanında da şöyle badem bıyıklı birisi duruyordu. Reşat Nuri Güntekin. Ondan beraber oturuyorlardı falan. Tabii onu tanıdım resimlerinden. O da bana böyle henüz sakalları yeni çıkmaya başlamış, tabii şimdikiler gibi bırakmıyordum da böyle. Yani belli oluyor, az boşluklar var buralarda filan. Böyle bir yazarlığa heves etmiş birisi olarak bana sempatiyle bakıyordu. Yani bu işin ustası eskilerden kalma biri olarak. Mesela ben bu yazarı seçerken, ne kendim, kendi içimde, yani bu bir Ermenidir, ben bunu çevirmeyeyim, niye çevirecekmişim falan diye bir şey düşünmedim. Ailem bana öyle bir şey söylemedi. Yani evin içerisinde ninem, annem var falan, teyzelerim var, baba var, dede var vesaire. Ve şeye de, Yaşar Nabi'ye götürdüğüm vakitte ben bunu basmam demedi. Dedi ki, o birinci bölümün çevirisini okuyayım. Bir daha gelecek hafta gelin dedi, size söyleyeyim dedi. Devam edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Bir hafta sonra gittim, dedi ki hemen bitir dedi falan. Ve kabul ettiler ve basıldı. Evet, William Saroyan'ın demek ki, evet, William öyküsü Saroyan. 84 evet. Yılı mıydı? Efendim? Yıl kaç? Yıl 1952, yani 51, 21 yaşında filandım. Yani çok erken yaşında, dönemde, evet. 21 yaşında da yoktum zannederim. Yani 21 yaşında yoktum. Belki 20, 19'un sonu filan, öyle bir şey filan ve basıldı. Şimdiye kadar benim bildiğim 3 baskı yapmıştır. Bu birinci baskısı değil de son Varlık üçüncü baskısının. Çıkmış, Varlık evet. Yayınlarından çıkmış, Varlık Yayınlarından çıktı. Mesela bunu söyledim ve dedim ki, şimdi sizin bana söylediğiniz şey, yani bir çeşit suçlama oldu bu. Ama iyi düşünün, acaba ön yargısı olan karşısındakine karşı ben miyim yoksa siz misiniz? Evet. Ha, bunu zaten biraz önce onu sordum. 84 yılındaki o davada bunu söylüyorsunuz bu, değil mi? 84 yılındaki evet. Davada söyledim, evet. Ha, tamam. Davada söyledim. Yani onlar size diyor ki, siz Ermenilere karşı ön yargılısınız, düşmansınız yani, onlara. Madem siz onun de, için bunları söylüyorsunuz, evet. Bunları bunun üzerine onun için söyledin. William bunu söyledim ve kitabı da gösterdim orada. Evet, kitabı da gösterdim. Ne dediler? O hiçbir şey söylemedi, oturdu yerine. Çünkü yani bir şey sordukları vakit, yahut da siz konuştuğunuz vakit, onların işlerine yarayan şeylerin ortaya çıkmasını bekliyorlardı. Evet. Mesela şeyde de, Osmanlı belgelerinden filan bahsettim mesela. O zaman Fransız, tabii bir jüri var. Evet. Jüri veriyor kararı. Fakat bir de yargıç var. İki tane savcı var, avukatlar var vesaire. Bana haber yollamış yargıç. Onların daveti üzerine gittim ben. Tabii seçen Türk tarafıydı. Ve gizli bir toplantıda seçilmiş, yani hangi yüksek makamsa o filan, o toplantıda seçmişler. Benim gitmemi istemişler. Tabii bu bunun da bir nedeni olmalı. Yani benim bu konuda çalışmalar yaptığımı filan biliyorlardı, evet. Ama benim o zaman haberim olmamıştı böyle bir seçimin söz konusu olduğundan. Sonra emekli olmuş bir paşa tesadüfen söyledi bana bunu. O, ben o komisyonda üyeydim dedi. Tabii bir sürü sivil de var. Mesela Dışişleri evet. Bakanı var vesaire, belki Başbakan falan var. Bilmiyorum kimler olduğunu. Önemli değil şimdi. Fakat yargıç bana haber yollamış. Demiş ki, gelip oraya eline bir şey alıp, bir metin alıp okumaya başlamasın. Durdururum. Bunu şöyle anlarım. Bunların hükümeti bunun eline yazmış bir şey vermiş, o da gelmiş burada bunu okuyor. Kendisi bir şey söyleyecekse söylesin, bunu konunun uzmanı diye buraya çağırıyoruz. Ve benim orada témoignage d'autorité dedikleri, yani otorite tanığı olayı bildiğimden ötürü değil de, yani Paris'teki bizim başkonsolosluğu kimden, niçin, ne zaman bastı filan gibi, olayı bildiği için anlatsın bu olayın gibilerinden. Yani bir çeşit bilir kişi diyelim ama evet. Bizim hukukumuzda bu témoignage d'autorité denilen şey yok. Falan tabii onun için hiçbir şeye bakma, şey yapmasın demiş. Yani okumaya kalkmasın, okuduğu intibanı vermesin. Onun için ben Paris'e gittim vakit
Tabii ki kurşun geçirmez bir arabada falan götürdüler ve bir yer gösterdiler. Bizden başka kapıyı kimseye açma falan dediler vesaire. Ondan sonra ve ben bir dosya hazırladım. O dosyanın içerisinde böyle parmağımla dosyanın bazı şeyleri ne kadar kalın, ne kadar şey orta yerlerine hangi belgeleri nereye koydum falan gibi ve konuşurken de hep başımı yukarı böyle tutuyordum. Yani bakıp, hiç bakıp söylüyor evet. Anlamına gelmesin. Alınmasın diye. Mesela bir şeyler söylerken birdenbire gene bizim hukukumuzda olmayan bir şeydir o. Fransız şeylerinde, mahkemelerinde birdenbire avukatlar yahut savcı kim konuşuyorsa savcıdan izin almadan lafa karışabilir. Savcı dur demez ona. Ondan sonra benim edindiğim intiba, yani burada biz böyle yapmıyoruz. Evet. Birdenbire la preuve diye bağırdı, kanıtlar diye bağırdı o Fransız avukat. Bir numaralı avukat daha doğrusu, yani Paris eski belediye başkanı olan, bir de Fransa'da İnsan Hakları Derneği'ni kurmuş, onun başkanlığını falan yürütüyor. Yani öyle bir titirleri de vardı. Bunlar gelişigüzel seçilmiş insanlar değillerdi. Kanıtlar çıksın ortaya dedi, şey yapınız, Osmanlı belgelerini açınız filan. Onları göster. O da ondan sonra ben de hiç bakmadan, hiç oradan bakmadan parmağımdan şuradan bir belge seçtim, çıkardım. O çıkardığım belge Nisan'ın daha ilk günlerinde, yani 24 Nisan gelmeden ama 1915 yılında İstanbul'dan Sadaret'ten gelen imzalı bir şey. Diyor ki Sivas'taki Ermeni Kilisesini onarınız. Dedim ki bu böyle bir emir var Nisan'ın başında. Sivas'taki Ermeni Kilisesini onarınız. Tabii devlet savaş yürütüyor. Para lazım falan. Bu paralar başka şeylere alınması lazım. Böyle bir emir vermişler falan. O da yerine oturdu. Yani bunu da nakletmemin nedeni aklıma bundan ötürü geldi. Sizin sorunuzdan hareket ederek ne yaptı dediniz ya, o da yerine oturdu. Hiçbir şey söylemedi. Neden? Çünkü çıkan sonuç onların lehine olmuyor. Ama onların lehine değil diye dikkate almazsanız bu meseleyi nasıl anlarız? Yani siz 1915'i anlamak dediniz bu programın şeyini. Mesela biz hiçbir zaman teşkil yapılırken filan Ermenilere saldıran olmadı diye bir şey söylemiyoruz. Saldıran var. Ve bir de üstelik o saldıranların yakalanması için 3 tane komisyon kuruldu. Kurduran da Talat Paşa'dır. Yani şeyde Berlin'de öldürülen adam. Kurdurdu. Bazı kimseler yakalandı. 69 tane idam cezası verildi. 2 tanesi uygulandı. Yani birçok da böyledir. Yani bazen tazminata çevrilir, bazen başka şeyler olur ya, bugünkü hukukta da olduğu gibi. Mesela birisi diyelim ki 504 yıl hapis cezası alır da 32 sene yıl kalır filan. Yani bu karar vericilerin yetkileri dahilindedir filan. O günkü mahkeme... 300 kişi de yakalanamadı. Evet. Bütün suçlarda olduğu gibi bazı insanlar yakalanamıyor. Kaçıyorlar. Ve falan ülkeyi terk ediyorlar kendileri. Tehcir sırasında olan bir olay bu. Bir de şunu ayırmak lazım. Yani Osmanlı mahkemelerinde yargılama oldu ama savaş sırasında, yani divan savaşı kimin kazanacağı belli olmadığı zaman, bir de İstanbul'da savaş bitip de biz yenik devletlerden biri olduğumuz vakit İstanbul'da, yani o şey Mustafa Paşa'nın iki tane lakabı vardı Nemrut. Onun. O malum biliyorsunuz, tekrarlamayayım. Oysa kendisi de para yemekten mahkum olmuştur aynı mahkeme tarafından. Mustafa Kemal ve arkadaşlarını da idam kararı çıkartan mahkemedir bu. Mesela onlar İngilizlerin elinde oyuncaktı. O mahkemenin kararları beş para etmez. Yani başkent işgal altında ve İngiliz komutan ne isterse onun istediği oluyor. Tabii bizim yani dikkate almamız gereken mahkeme... Vahdettin'in kendi isteği üzerine aldı götürdü, Malaya zırhlısının içerisine koyup memleketin dışına filan çıkardı. Yani güya bu halife sultandı vesaire. Bunları yapan, yani bu konuda tarafsız davranacak, öyle mi? Tabii ki davranmadı. Benim bahsettiğim, sizin de çok iyi anladığınız gibi başka bir şeydir. Bu
yetki bizdeyken. Evet, ilk mahkeme, evet, ilk yargılamalar. Savaş sırasında ve hükümetin kendisi, Talat Paşa'nın kendi karar vererek bunları cezalandıracaksınız, evet, falan diyor. Ve ilk alınan mesela 235 kişi, yani bir sürü rakamlar ileri sürülüyor filan, 235 kişi. Mesela şeyde, New York'a gittiğim vakit mesela, Soykırım Müzesi'ne de gittim ondan sonra. Orada kitaplar da satılıyor. O kitapların içerisinde tabii bir sürü kitap satın aldım. Bir tanesinde taşıyamayacağım için alamadım. Çok da üzgünüm alamadığımı. Üniversite filan yayını. Orada diyor ki o 24 Nisan'da 600 kişiyi almışlar ve hemen kurşuna dizmişlerdir diyor. Yalan. Üniversite yayını. Evet. Nerede bunun belgesi? Ne demek kurşuna dizdiler? Yani şimdi bizim elimizde Balakyan'ın mesela yazdığı, o tekcirden kurtulmuş birisidir mesela. Başka kimler kurtuldu, onların isimlerini filan verir. Ve benim çıkardığım şöyle bir şey var, mesela bu kitap, ben de ona şeyde bulunarak, atıfta bulunan, evet, gönderme yaparak şu sayfada onun listesini veriyor dedim. Ve ben de ekledim bazı şeyleri. Nubar'ın itirafları. Nubar'ın itirafları, evet. Bogos Nubar'ın itirafları diye bir kitap. Türkçesi, İngilizcesi var, evet, onu bastırmaya çalışıyorum. Birkaç senedir de muvaffak olamadım bunu yapmaya. Bazı yerlerden engelleniyorum falan. Şimdi tabii engelleniyorum deyince bunlar çıkma diye, mesela şu kitap New York'ta çıkmıştır. Ermeni, evet, belge sahtekarlıkları üzerine. Ki herhalde bu bir başarı gerek, içindeki belgeler bakımından da, zamanlaması bakımından da ve New York'ta basılabilmiş olması bakımından da. Ondan sonra şu da New York'ta basılmıştı. Ondan sonra şu da New York'ta basılmıştı. Tabii bunları, yani şu mesela Almanya'da basılmış bir şey. Bu çünkü oradaki Türkler de şunu, evet, söylemişlerdi, biraz laf lafı açıyor ama gördüğünüz gibi mecburuz. Aklıma yok, gelen şeyleri hocam, arkasına yani ekliyorum ne hemen. Ne kadar varsa. Mesela Türkler dediler ki yani bu Almanlara karşı epey şey zor durumda kalıyoruz. Biz de ikide bir tanıdıklarımız, dostlarımız filan da gelip şunları söylüyor. Ya böyle bir şey yapmayacaktınız filan gibi. Ben de dedim ki benim bir şey kitabım var, onu yayınlayın. Almanlara da büyük haksızlık yaptılar savaşta. Mesela yani İngiltere'nin başından çıkan şeylerdi. Bu onlara has bir şey değil. Başından çıkan diyorsa Fransızlar da aynı şey yapar falan. Yani yahut başkaları da, Ruslar da falan. Ve nitekim yaptılar da. Biz iyiyiz, iyi tarafız. Biz insancılığı, hakkı, doğruyu, Hristiyanlığı, Allah, Tanrı'yı, İsa'yı falan temsil ediyoruz. Onlar da işte kötü insanlardır. İyi ile kötü savaşıyor. Mutlaka iyi kazanmalı diye böyle bir şey ortaya attılar. Ve işte kötüler de kötülük yapıyor. Aslında yani o zaman savaşın daha başlarında bu iyi dediklerinden Ruslar bazı Yahudi mahallelerine evvelden olduğu gibi saldırmaya başladılar. Ha, iyi dediklerinin iyiliğinin üzerine, evet, şeyler, bir takım siyah damlalar damlamaya başladı. Vesaire. Ve Rusça'da pogrom diye bir kelime vardır. Pogrom, katliam anlamına kullanıyor ve yavaş yavaş şu anlama geldi. Katliam, Yahudi katliamı, Yahudileri, evet, öldürüyorlardı filan. Şeylerine, dükkanlarına saldırıyorlar vesaire filan. Pogrom, şimdi mesela İngilizce'de de pogrom kelimesini, Almanca'da da kullanabilirsiniz. Ondan sonra İngilizce'de de kullanabilirsiniz. Pogrom dediğiniz vakit herkes ne demek istediğinizi anlar. İngilizler baktılar ki bu iyi dedikleri bir takım şeyler yapıyor ve bu yazılar London Times gazetesinin birinci sayfalarında çıkmaya başladı. Ve biraz da dünya kamuoyunun dikkatini oradan alıp işte bakın Türkler ne yapıyorlar. O, evet, biraz ona işte. Ve bir de o kadar kötü şeyler yapıyorlar ki derken niçin, ama ikinci bir nedeni, herkes askere gitmiyor. Amerika'da da öyledir. Yani gönüllü alırlar. Evet. Gönüllüdür askerlik. Mesela biz öyle alışmadık. Yani askerlik diye bir görev vardır. Mesela ben de yedek subaylık yaptım. Yahut da yedek, yani askerlik yapılabilirdim. Ama kimileri de meslek olarak girerler askerliğe. Mesela biz öyle değildik. Ben hala da
şeye inanmaktayım. Yani her yurttaş aynı zamanda yani mutlaka savaşması, gazi olması da gerekmez, şehit olması da gerekmez ama yurdun, vatanın savunulmasında ben bir rol oynadım. İyi, kötü, dar, az, çok filan ama evet, oynadım diye bu toprağa daha fazla bağlı kalabilmesi için bir yardımcı bir ögedir bu vatan aslında. Bu küçümsenecek ve değiştirilmemesi evet, gereken bir şeydir. Mesela iki tane kızımız oldu. Oğlumuz olsaydı mesela ben askere gidersin derdim. Bana gelip de yani para verelim de askerlikten. Yani para verip de askerlikten evet, kurtulanlar için bir şey söylemiş olmuyorum. Madem böyle bir olarak var, yararlanıyorlar. O başka. Ben kendi tercihimden bahsediyorum sadece. Evet. Ve askerlik arkadaşlarımla hala daha buluşuyoruz birlikte. Evet, maşallah. Yani o günleri bir kere daha yaşıyoruz. Bu da hayatın evet, başka mutluluklarından ve zevklerinden evet, biridir. Şimdi bir de şu var. Kendi gençlerini gönüllü olabilmeleri için bir nedene, ahlaki bir nedene bağlamak istiyorlardı. Yani onları çekebilmek için bunun içerisine. Ve başardılar da. Diyor ki işte Türkler şunu yapmış, Almanlar şunu yapmışlar falan diye. Ve Almanlar için söyledikleri mesela efendim diyelim işte hemşire bir kızı tecavüz etmişler. Ondan da sonra mesela yetinmeyip çarmıha germişler filan. Ondan sonra yavaş yavaş bu değişiyor. Hemşire kızlara tecavüz edip onları çarmıha geriyorlar. Derken o bir Kanadalı oldu. Derken bir Amerikalı adam oldu filan. Bunların hepsi yalandı. Ve mesela bunu gazetelere verip de şey yapan kadın bir müddet sonra savaşın son yıllarında ve belki de savaştan sonra ben bu kitapta bahsettim ondan adını filan da vererek açıklıyor diyor ki bunu ben uydurdum diyor. Yani propaganda bizim tarafa, malzemesi olarak propaganda malzemesi ben uydurdum diyor. Yahut da mesela bilmem ne binasına girdiler. Orada sanat eserleri vardı. Onları yaktılar. Onların yakılmasını Alman askerleri kurtarmış. Yani yangın çıkmış bombardımanda. Evet. Sanat eserlerini sokağa taşımışlar ki onlar da yanmasın filan diye. Savaşların en önemli enstrümanı basındır ve bu tür yalan propaganda haberlerdir ki insanları ve o savaşın içine sokarsınlar. Düşmanın lehinde bir şey evet, söylemeyeceksiniz, vatanı ihanetten mahkemeye verilirsiniz diye. Evet. Vatanı ihanetten böyle bir yasa çıktı. Yasa çıktı. İşin şaka götürür tarafı evet, yok yani. Şimdi mesela hocam, bir şey daha var, bunu vereceğim, bunu şey yapacağım. Hollanda'da, yok Belçika'daydı galiba değil mi? Belçika'da. Belçika'ya Almanlar girmiş de 4 yaşındaki bir çocuk, kız çocuğu. Alman askerleri sormuş ona, bilmem ne nerede filan, oraya doğru yürüyecekler. O da onlara sert cevaplar vermiş, 4 yaşındaki çocuk. Bunun üzerine onun ellerini kesmişler diye bir şey. Ve o Belçika köyünde yahut küçük kentindeki belediye başkanı, yerli adam demiş ki, evet, burada böyle bir olay olmadı. Ne askerler böyle bir küçük çocuğu yakalayıp böyle bir şey sordular, ne o böyle bir cevap verdi, ne de kimsenin kolu kesildi demiş. Fakat buna rağmen oraya, böyle bir yere elleri kesilmiş bir küçük 4 yaşında kız çocuğu heykeli yapıp diktiler. Ha, savaş bitti. O hiddetli karşılıklı yedirmedi. O son bulduktan sonra 1926'da bir İngiliz ilk defa dedi ki bütün bunlar savaş propagandasıydı. Evet. Ki propaganda bakanları vardı. Bunun üzerine, ben şu kitapta işte bu İngiliz mavi kitapları bir savaş propaganda aracıdır diye bunu çıkardım. Evet. Ve Almanlara yapılan şey nasıl sonunda bu bir propaganda, savaş propagandasıydı. Amacı siyasetti filan. Savaşı kazanmak için yapılıyordu. İşte Türkler için de aynı şey var. Evet, önemli. Bu demek değildir ki söylenen her şey baştan sona kadar yanlış. Tabii. Ama bunların tasvir Osmanlı Devleti de mesela bu 235 kişiden 2 kişi öldürülmüştür. Talat Paşa'nın emriyle yakalandılar, mahkeme edildiler, idam mahkum edilip evet, asıldılar bu evet, ikisi de. Şimdi hocam şöyle bir durum var. 2 dakikamız kaldı araya. Ha, evet. Aradan önce size söz vermemiz gerekiyor. Bu kadar propagandanın 100 yıl hala ayakta durmasının sebebi ne? Şimdi onlar propaganda amaçlı
bu tür yalanları uydurdular. Bakın hocamız diyor ki New York'ta gittim, bir kitap baktım, üniversitenin yayını. Diyor ki işte 24 Nisan'da değil mi? 600 kişi kurşuna dizdiler. Şimdi yalan. Hemen o böyle bir şey yok. Nerede ki? Şimdi ama nerede o dönem yapılan bunu? Propaganda hala devam ediyor. Bunun sebebi mi ne? Biz mi anlatamadık kendimizi? Efendim şimdi bir dakika hemen bir vakit var sonra aradan sonra devam edelim. Bunu gayet güzel izah etti. Evet. Savaş devam ediyor hala. O gün o savaş o zaman, bitti. Evet. Şimdi bu savaş devam ediyor. Bu savaşta bu sefer gene bir propaganda malzemesi lazımdı. Ermeniler ve onların müttefiki olan işte Düveli Muazzama denen evet, o üçlü ittifak devletleri işlenen o büyük insanlık suçunun ortakları olarak taşnaklarla beraber evet. Türklere Osmanlı'nın işte soyundan gelenler olarak Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türk milletine karşı savaşa devam ediyorlar. İki sebebi var. Hocamdan onun da açıklamasını istirham edeceğim aslında. Nasıl oluyor da bu kadar büyük bir suçu işlemiş kimseler hem bu işten para kazanıyorlar hem de Türkiye üzerinden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinden siyasi, ekonomik, çeşitli askeri, çeşitli yönlerden istismar aracı olacak şekilde evet. taviz koparabiliyorlar. Neden biz buna karşı duramıyoruz? Şimdi hocam, bana sorulmuş bir soru gibi kabul ediyorum. Tamam, ara verelim, aradan sonra yanıtınızı alalım bu sorunu. Peki. Tamam, çok kısa bir ara, aradan sonra devam ediyoruz. ...1915'i anlamaya devam ediyoruz. Şimdi hocam sizin sorunuz vardı. Evet, ona yanıt verecek hocamız ama... Evet. ...programın içinde size bu 84'teki mahkemenin sonucuyla ilgili de bazı sorular soracağım. Çünkü orada siz 52 yılında yaptığınız bir şeyi mahkemeye göstermiştiniz. Aslında çok da güzel bir yerden mahkemeyi yakalamıştınız. O mahkeme nasıl sonuçlandı, sadece, ne oldu? Sadece o değil. Onu ayrıyetten bir parantez içinde soracağım ben ama... Ben giderken Dışişleri Bakanlığı'nda ilgili daire, ki evet. Ermeni meselesine bakıyordu o daire. Onun başındaki kişi bana dedi ki, üzülmemen için bir şey söylemek istiyoruz dedi başında. Bu uzun tahkikat, epey uzun sürüyor evet. Fransız şeyinde. Ve orada geçen zamanı ikiye katlıyorlar. Bunlara da ceza vereceklerse öyle bir ceza verecekler ki ikiyle çarptığınız zaman ne kadar şimdi tutuklu kalmışlarsa ona eşit oluyor ve sonunda bırakıyorlar onları. Böyle bir komplo olacağını evet. düşünüyoruz biz. Ama sen de diyebilirsin ki ben gittim ama bir işe yaramadığım anlaşılan ki bunlar serbest bırakıldı. Öyle olmadı. Evet. Dördü birden yedişer yıl hapis cezası yediler. Aldı ve yattılar da. Ve yattılar da. Evet. Yedişer yıl yattılar. İkinci 1985'teki dava ise Orlu davasıydı. Evet. Orada Türk hedefleri, tabii bir bomba içinde patlayıcı olan bir valizi evet. vermişler. Türk Hava Yolları uçağı geç kalmış ve valiz havaalanında patladı. Onun için Fransız da öldü, evet. Amerikalı ölen var, başka yabancılar. 60 tane doğruysa bu hatırladığım şey 60 yaralı var ama ölenler var bir sürü filan. Onun için karşımıza aşağı yukarı kimse çıkmadı orada. Doğru. Yani tek kale oynar gibi bir şey sadece oldu. Sadece Türkler ölseydi mutlaka... Türkler ölseydi başka türlü şeyler olacaktı. Sadece Türkler olsaydı. Yani cesaretleri kalmadı bunların. Yani neyi salınacaklardı kalkıp oraya falan. Şimdi sizin hocam, sorunuza gelmek. Hocam oradaki cezalandırma evet. da aynı süreyle mi oldu? Yani 7 yıl, 5 yıl, epey yıl oldu tabii. Adam akıllı ceza aldılar onlar da. Evet bunu yapanlar falan. Ama adam daha kolay ceza oldu. Aldı. Daha yargılanmaları. Kolay oldu. Yargılamaları. Çünkü kendi vatandaşları ölünce... Belliydi öyle olacağı. O başından evet. itibaren belliydi. Onun için tek kale oynadık evet. diyebilirim. Şimdi ben sizin sorunuza gelmek evet. istiyorum. Lütfen. Şimdi aslında bu söylediğiniz şeyde çok da haklısınız. De bugün de çeşitli biçimlerde devam ediyor. Bunun yeni kanıtları da var. Fakat daha eskiye götürmeme izin veriniz. Lütfen. Ve ancak böyle bir diyelim ki hem psikolojik hem bilimsel tahlil ancak böyle olabileceği kanısındayım.
Şimdi Yeditepe Üniversitesi'nde Amerikalı bir hanım var. Onun bir kitabı, ki Türkçe'ye çevrilmesini isterim ben onun. Böyle Türk düşmanlığının, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde üyeliğiyle ilgili bir şeydir. Hangi aşamalardan geçiyor filan. Başında şöyle başlıyor, ben de aynı kanattayım. Bu Türk düşmanlığı yahut da Doğu'ya karşı tavır takınmanın filan çok eskiye giden bir kökü var. Tabii. Bu Türklerin oraya gelişinden de önce, İslam'ın filan oraya, Orta Doğu, Anadolu'ya gelişinden de önce. Ne zaman? Eski antik Yunan devletleri, milattan öncekiler, Persler geliyor ya, Yunan krallıklarına karşı, evet. Darius filan, Xerxes oğlu filan geliyor. Yunanlılar bu gelenlere barbar diyorlar. Doğudan gelen barbardır. Biz oradan, evet barbar. Yani yabancı filan anlamında ama barbar. Şimdi barbar dediğim vakit yani uygarlaşmamış, kentleşmemiş, yani geri kalmış, ilkel, neandertal bilmem ne filan bir sürü isimlerle zalim, şöyle bir şey falan. Çok önemli bir nokta bu. Evet. Sonra galiba İzmir'deki bir üniversitedeydi. Çok iyi İspanyolca bilen, İspanya'da da doktor yapmıştır ve zannediyorum doktora tezi de ne de Türkiye'ye çevrildi. O da İspanya'daki Türk düşmanlığı, yani eski zamanlarda mesela Cervantes, Türk korsanlarının eline düşmüştür filan, Türk dostu filan değildi ondan ötürü. Alıp Forsa'ya koydular, sonra bir süre sonra serbest kaldı vesaire. Onları filan anlatır şeyleriyle birlikte. Böyle bir geçmişi var, oralardan başlatmak lazım. Evet, Sayın Saygılı, şunu söyleyeyim. Evet. Şimdi kök sorun diyoruz ya, evet. Daha da köke indik bakın bu programda. Ha. Türk düşmanlığının en derin yerine şu an ışık tuttuk. Evet, şimdi öyle bir şey. Çok derindir bu. Evet. Bundan mücadele etmek çok zordur. Yani çoktan gel. Başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi mesela ben Robert Kolej'de okudum. Evet. Daha önce konuşmuş olan Şükrü Server de Robert Kolej'de. Evet. Biz yan yana otururduk. Yıllarca yan yana otururduk. Yani Atöv, Aya bizi soyadımızın harflerine göre sıraya koyarlardı. Tabii ilk başta da Arman Akarakşyan diye bir Ermeni arkadaş vardı. Filan çok sevdiğimiz birisiydi o da. Ondan sonra ve orada kütüphanesi zengin bir kütüphane. Evet. 1862'de kurulmuştur Robert Kolej. Onun için çok eski yayınlar gelmiştir oraya falan. Ve eski Red House lügatları, başka türlü lügatlar, ondan sonra onların hepsi var. Türk kelimesinin geçtiği sayfalar yırtılmıştı. Robert Kolej'inde. Evet. Türk kelimesinin geçtiği sayfalar. Çünkü çok fena, önemli bir bilgi bu. Fena tarif ediyor. Yani onları getirmedim yanımda, taşıyamayacağım için getirmedim. Evet. Ondan sonra ben bu mahkemelerde, başka yerlerde filan onları yanımda götürüyordum yurt dışına. Bak, bu meseleyi anlayabilmemiz için önemli için. Detay. Şimdi eşim de Arnavutköy'deki Kız Koleji'nden mezundur. Onların kütüphanesinde de T harfi, Türk kelimesinin geçtiği yerde mi? Orada diyor ki, zalim, kötü, Allahsız, ateist. Ondan sonra kriminal, elinden her türlü kötülük çıkar vesaire. Ondan sonra adaletsiz, anlayışsız, bütün saldırgan. Bütün olumsuz vasıflar olumsuz Türklerin vasıf üzerine yüklenmiş ve böyle anlatmışlar bize. Şeyde vardır bu baba filmi var ya, evet, Al Pacino filan oynardı. Orada birisi vardır öldürülür. Türk. Onun lakabı Türk'tür. Türk'tür, evet. Lakabı Solozzo'du, Türk'tür onun. Değil mi? Evet. Solozzo. Evet, lakabı Türk. Evet. Ve mesela ben Amerika'da öğrenciydim, tabii adımda da Türk olduğu için, evet. Türkkaya diye. Ondan sonra yakın arkadaşlarım ki çok severlerdi beni, onlar beni de Türk derlerdi, Türk. Türk evet. diye hitap ederlerdi bana. Falan. Yani o evet. çevrede hocam, biraz değişikti. Bir şey soracağım. Şimdi Robert Kolej'inde siz bunu o dönem fark ettiniz, kütüphanelerden Türk kelimelerinin kitaplardan yırtıldığını. O dönem okul yönetimiyle bunu konuştunuz mu? Bir hani sordunuz mu ben, niye böyle bir o şey o zaman vardı? Fark etmedim bunu. Sonra daha fark sonra ettim. Fark daha ettiniz. Sonra fark araştırma ettim. Yapmak için araştırma girdiğinizde. Araştırma başladığım zaman fark ettim.
Öbür lügatları da aradım. Hepsinde aynı şey oluyor. Ve birbirlerinden kötü şeyler söylemekte adeta yarışıyorlar. Onların listesini çıkardıktan başka o sayfaların fotokopilerini aldım. Onu yanıma almadım bu konuşmaya getirirken. Robert Koleji hani, iyi bir eğitim verir. Yani çok nitelikli. Yok, bir de Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet sayesinde çok iyi yönetim vermeye başladı. Üzerinde yönetim. Hasan Ali Yücel de gelmiştir. Evet. Bayan Marif Vekili olarak başkaları da gelmiştir. Çok iyi insanlar yetiştirmişlerdir vesaire bir sürü alanlarda filan. Evet. Kız kısmında da öyle, erkek kısmında da öyle. Yani o Cumhuriyet döneminden bahsediyorum. Ben ama o kitapların, affedersiniz, o kitapların yazıldığı dönem. Onların veya oralara bilgi servis edenler Protestan misyonerlerinden gelen bilgilerle oluşan şeyler ki o tarihte tabii, onların yaptıkları belliydi zaten. Tabii Doğu Anadolu'da öyle biliyorlardı. Mesela bunların içerisinde yani Osmanlı döneminde gelen bir papaz Bilis vardır mesela. Ona okulun müdürü ihtar vermek zorunda kalıyor. Neden? Derslerde söyledikleri şeylerden filan. Yok ama burası yani bir okul falan. Osmanlı o kadar ileriye gitmiş ki o müdahale ediyor buna. Evet. Buna müdahale eden de baş misyoner. Ve zaten çünkü şeylerden ve şeye o yani Türk Müslümanına karşı böyle olmayanları yetiştirecek yani seçkinlerinin eğitimi için kurulmuş bir okul yani. Esas itibariyle onlardı. Mesela okulundan ilk mezun Halide Edip Hanım'dır. Onu da jandarmalar gidip sınıftan çıkarır, ailesine götürür, koyarlarmış. Burası misyoner mektebi, bir daha yollamayın. 2-3 gün orada kalıp tekrar gider, okuluna devam edermiş. O mezun oldu. Evet. Onun için İngilizcesi falan çok iyidir. Ondan sonra tabii edebi dil kullanma yeteneği de vardı. Mesela Cumhuriyet'le birlikte kültür dersleri, tarih, coğrafya, yurt bilgisi filan onlar Türk hocalar tarafından Türkçe verilecek. Çünkü eğitimde yani bunun böyle yani tevhid-i tedrisat yani yasası gereğince... Şimdi onu da gereğince, soracaktım. Şimdi tabii, Robert Koleji'de benzeri misyoner okulları vasıtasıyla yetişen öğrenciler Türk ve Türkiye düşmanı olarak kafalı zihin kodları gelişmiyor muydu? Cumhuriyet o sonrası zaman mı? Evet, o zaman. O öyle gelişiyordu. Ama Cumhuriyet sonrası müdahale edildi bu duruma. Bağımsızlıkta 1878 Berlin Anlaşması'ndan sonra Bulgar Kralı'nın Robert Koleji'nin müdürüne mektubu vardır. Ne diyor? Bize bu insanları kazandırdığınız tabii, için teşekkür ederiz. Bunlar sayesinde filan da bağımsızlığımızı tabii, kazandık tabii, gibilerinden tabii. Yani filan. Onun için mesela başkalarında o mamla da Celal Rum kökenleri alıyorlardı, Ermeni kökenleri, evet. Yahudi kökenleri Bulgar. Falan. Onlardan bir bekledikleri bir takım şeyler vardı. Tabii bu demek değildir ki hepsi bu şekilde hareket etti, haşa. Ama Cumhuriyet'te bu tamamıyla kalktı. Türk hocalar girdi, özellikle hocalar bu kritik girdi. Derslere. Mesela Halide Edip Hanım'ın bütün bu yeteneklerine filan rağmen, mesela şeyden Sivas Kongresi'nden biraz önce Sivas Kongresi sırasında hattı falan, işte Amerikan mandası olsa bize filan da onların Filipinler'de yaptığı çok hayırhah bir böyle kelimeyi kullan. Hayırhah bir şeydir. Demokrasiye alıştırır Amerikalılar insanı ve demokrat yaparlar sonunda filan gibi lafların yani emperyalizmin ne olduğunu çok iyi bilen Mustafa May kesinlikle bu yanlış. Yani nereden öğrendi bu yanlış şeyi? Tarih dersini veren Amerikalı misyoner hocadan. Nasıl? Yanlış öğrendi. Hadi Derip Hanım. Orada. Halide Edip Hanım yanlış öğrendiği için. Bu kelimeleri o yüzden çünkü etti zaten. Ondan ya bu yanlışı yapmayacaktı. Yani Amerikan mandası altında yaşarsak demokrasiyi öğreniriz dedi. Öğreniriz, özetle öğreniriz Halide dedi. Edip adı var. Ama Mustafa Kemal'in sezgisiyle o. O da tabii falan. Ve şimdi konu biraz değişiyor ama. Ama kökeni aslında yani. Kökeni, o düşmanlığın bunlar, kökenini bunlardır. Konuşuyoruz. Evet. Çok önemli. Seneler sonra şeyin o Tan gazetesinin sahiplerinin kızı nın kitabı da var. Bana da söylemişti vefatından önce bir yerlerde falan öyle bir şey hatırlıyorum. Kitabında da var. Mesela seneler sonra Halide Edip Hanım, onu küçük yıldızı, küçük kızken, bebekken falan tanıdığından ötürü telefon edip siz beni tanırsınız, ben de sizi hatırlıyorum, evinize gelip bir ziyaret etmek istiyorum falan demiş seneler sonra. Falan. Bu anlaşmazlık bittikten sonra. Ve evine gidip de kapısını çaldığı vakit kapıyı açar açmaz ilk söylemesi gereken şey bu gibi durumlarda
şeyin ne kadar çok büyümüşsün, tabii sen bir bebektin falan gibi bir şey değil mi? Ne cümleyi kullanmış? İlk cümlesi Atatürk haklıymış demiş. Evet. Nasıl bir çok önemli şimdi, bir evet, nokta. Son derece önemli bir şey bu. Yani bunu bizim anlamamız için tabii. Cumhuriyetin olması evet. Gerekiyordu. Şimdi bir de şöyle 1915'i anlamamız için aslında bunların da Sayın Hocam'ın anlatması gerekiyordu. Tabii. Aslında evet, yani bu düşmanlığın temeli nereden sonra, başladı bu çok önemli. Sonra bir de bizim Cumhuriyet'in de öğrettiği şeylerden bir tanesi de şudur. Yani bütün yurttaşlar eşittirler. Yani bir kere en azından yasal evet. Olarak eşittir ve uygulamada kanun da eşittirler. Kanun önünde herkes eşittir. Yani kanun tabii, önünde bunu... de eşittir ve uygulamada evet. Da. Yani birisine saldırmak, efendim sen benim mezhebimden değilsin, dinimden değilsin bilmem ne. Yok hayır evet. Efendim Cumhuriyet'te böyle bir şey olmaz. Yani bizim anladığımız şey budur. Onun için yani en iyi arkadaşlarımdan evet. Bir tanesi Armağan Akarakçıyan benim sağımda oturuyor. Evet. Ben sonra da ve Armağan Manukyan mesela biz son derece çalışkan bir Türk edebiyatı sınıfı şeyine girerdi. Bizden iyi sınav verirdi Türk edebiyatında yazılı sınav Armağan Manukyan. İlişkilerinizde bu tür konular gündeme gelir miydi arkadaşlık ilişkilerinizde? Ermeni meselesi katiyen. Gündeme gelir mi? Hiç konuşmaz mıydınız nedenini öğrencilik söyleyeyim. Yıllarında? Yok, bakınız ben bu şeyin içerisine girip de yani bu konuşmaları orada evet. Burada yaparken bu yayınları falan yaptığım vakit mesela bazıları bana şu soruları sormuşlardır. Pekala biz birdenbire yakalandık bu Ermeni meselesinde. Hiç bilmiyorduk. Hazırlıksız yakalandık. Hazırlıksız yakalandık. Devlet bize öğretmemeli miydi bunu filan? Yani ilk düşüncede evet. Diyorsunuz ki vallahi şöyle bir şey olabilir, mantıklı bir cevap. Yanıt, vallahi haklısınız, keşke bize öğretselerdi filan. Hayır. Yani neden öğretmediler? Çünkü Cumhuriyet şunu söylüyor. İleriye bakın. Eski kinleri, intikamı filan, intikamcı bir kişi şey yetiştirmeyelim. Hepimizin, bizim de biz bu coğrafyadaki komşularımızın da barışa ihtiyacı var. Kindar bir nesil yetişmesin kindar diye bize bunları anlatmadılar diyorsunuz. Böyle şeyler evet. Olmasın. Onun için bütün hepsi Atatürk, İnönü, Mareşal Fevzi Çakmak, onlar Fahrettin Altay, yok efendim Asım Gündüz, aklınıza kim gelirse Tınaztepe filan Asım Tınaztepe. Bunlar generaller, evet. Hasan Ali Yücel, Saffet Ali filan. Bunların hepsi Ermeni meselesini bilir. Bilirler. Hepsi bilirlerdi. Ve bunda mesela şeydi, biz çok fena bir şey yaptık da saklayalım bari, hiç bunu anlatmayalım. Çünkü sonunda bizi zor duruma düşürecek bir son. Böyle de düşünmüyor. Mesela ben Atatürk'le ilgili iki tane kitap yazdım yabancı dilde. Ve Ermeni meselesi hakkında kendi imzasıyla söylediği ve yazdığı şeyleri, onları da ekledim arkasına filan. Genelkurmay da bastı bunların önemli bir kısmını kendi evet. Atatürk'ün imzasıyla vesaire. Ne olduğunu gayet iyi biliyorlardı. Evet. Ama şimdi yeni çıkan köşeli kuşaklara bunları böyle şey yapıp bunları kinlendirmeyelim. Evet. Bir de başka bir şey daha var ikinci bir neden. O zaman nüfusun en az üçte birine yakını Balkanlardan kendi canını zor kurtarmış, Kırım'dan zor kurtarmış ve Kafkasya'dan evet. Zor kurtarmış insanlar ya da onların çocuklarıydı. Ve bunlar diyecekler ki ya bizim orada bıraktığımız canlar, toprağımızı bıraktık, evimizi bıraktık, işimizi bıraktık, bankadaki parayı bıraktık. Ondan sonra ve mezarlıkları da bıraktık. Evet. Ailemizden bir sürüsü katledildi orada. 1821 tarihi yani evet. Yunan başkaldırmasıyla evet. başlayarak Justin McCarthy bu Ermeni meselesinde de bize çok hak veren bir yazardır evet. Amerikalı evet. Biliyorsunuz. Geçen onun kitabı da onun kitabı var. Onun kitabı vardır. Fatma Sarıkaya şimdi en son şeyini çevirisini yaptı. Türk Tarih Kurumu bir kere daha bastı o kitabı. Çok da iyi bir şey oldu. Ölümle mesela sürgün. Orada 1821 evet. ile 1922 arasında 5 milyon kadar insan öldürülmüştür. Katliam yaptılar. Yani bize karşı büyük bir çoğunluğu Türk olmak koşuluyla Müslüman bütün ağırlığı, Müslüman tabii. Müslüman evet. halka kalkıyor. Yani bu arada şimdi Roman halkı dediklerimiz mesela Pomaklarmış bilmem neymiş onlar da gürültüye gitti hı hı hı. Bu arada. Ve Kırım'da Eskişehir'e falan yerleşmişlerdir. Mesela şeyden gelen evet. benim kendi ninemin babası
Kafkasya'dan göçmüştür 6 yaşındayken. 6 bugün yaşında Türkiye toplumunu oluşturan bireylerin bir, büyük bir çoğunluğu zaten bu tür evet, oradan buradan gelmişler. Ondan kaçtıklarında. Şimdi, birileri çıkıyor diyor ki mesela bizim ailemiz Kafkaslardan gelmek üzere. Kafkaslardan geliyor da burada şimdi ne arıyorsun? Hocam şöyle çünkü bir dedin ki o devletin güvenilir yerlerine göçelim. De hiç olmazsa kendi hayatımızı kurduk. Onun için buradasınız şimdi. Şimdi şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Şimdi Sayın Saygılı'ya da döneceğim. Balkanlarda yaşanan Türk ve Müslüman katliamının bir ağır bilançosu bu Ermeni meselesinin çok çok üzerinde. Çok üzerinde. Rakamlar değil mi yani? Çok üzerinde. Yani 5 milyon diyoruz. 5 milyon öldürenler. Kaçanlar, evini terk eden, malına el konan, topraklarına el konan yani... Bütün bu hak ihlallerini Avrupa yapmış zaten Türklere ve Müslümanlara karşı. Bunları saklıyorlar. Bunun üzerine örtmek için mi sürekli Ermeni meselesini hala pişirip pişirip önümüze getiriyorlar? Tabii buna Avrupa tarihini okuyun. Hiçbir yerde buna atıf yoktur. Hiç yok. Bir iki yazar tarihi dışında. Siz ne düşünüyorsunuz? Efendim, şimdi tabii bir şeyi varsa onu yok demeniz yok olmuyor, yok etmiyor. Yani evet. Varsa vardır. Şimdi biz bugün bunları konuşuyoruz, hatta öğretilsin de diyoruz. Biz eski düşmanlıklar depreşsin, birbirimize gene kinlenelim, düşman olalım demiyoruz. Tersine, bugün mesela Ermenistan Cumhuriyeti devletinde verilen eğitimler, çocuklara da, çocuk yaştaki kimselere verdikleri eğitimler ve diasporanın da Amerika'daki okullarında öğrettikleri şeyler Türk düşmanlığı ve kini. Evet. Şimdi. Bence yanlış yapılmıştır. Keşke bunlar öğretilseydi. Çünkü biz bugün şunu söylüyoruz. Efendim bu harpti, savaştı. Orada devletlerde, insanlarda ayakta kalmaya çalışıyordu. Sadece tüfeğin, merminin tehdidi altında değillerdi. Açlık vardı, sefalet vardı, hastalık vardı. Bizim şu an idrak edemeyeceğimiz koşullar değil mi? Korkunç, mümkün değil yani. Çok, çok korkunç. Bugünün şartlarında idrak edemeyiz yaşamı o koşulları. Eden büyük tehlikeler altında yaşıyorlardı ve bunların kurbanları oldu. Bunun da milliyetine, cinsine, diline, imanına falan bakmıyordu bu. Bu şartlar herkese etkiliyordu. Şimdi biz Cumhuriyeti kurduğumuz zaman, mesela Lozan sırasında hocamın yanında bunlar konuşmak benim için biraz abes kaçar ama yani orada dendi ki bu kapandı, bu defter kapandı, bu hesap görüldü. Yani herkes bir ata oynadı, kazanan kazandı, kazanmayan kazanmadı. Ve hatta Gümrü Anlaşması'yla filan da yani o zamandan haklar hesaplaşıldı. Amerika'yla da hatta Amerika'daki Ermenilerle de hesaplaşırdı. Son yanlış bilmiyorsam Şükrü Bey'den dinledim. 137 dolar mı ne bir eksik kalmış da o borçlardan o bile ödendi. Yani Amerika'ya göç etmiş Ermenilerin burada zayi olmuş mallarının bedelini Türkiye Cumhuriyeti daha 50 yıllara gelinceye kadar ödedi yani taksit taksit ödedi. 1954'te hepsi ödendi. Bitmiş. İşte bence o zaman oraya kadar gitti. Evet, şimdi evet. Dolayısıyla biz tarih böyle oluyor, böyle yaşanıyor. Acılar herkes insan için. Kimler savaşı yönetenler? Kaç tane egosu şişik insan. Halkların birbiriyle düşmanlığı yoktu. Onları tahrik ettiler. Birbirlerine düşman ettiler. Kapı komşuları aynı köyün halkından insanlar birbirlerine silah çeker ve birbirlerini boğazlamak zorunda bırakılmışlardır. Yapmayın etmeyin diyen aklı selim sahibi insanlar o çeteler tarafından, kendi halklarından, kimseler tarafından öldürülmüştür bu düşmanlıklar alevlensin diye. Şimdi bir diğer sorum da o olacak hocam ama bu savaşın hala devam ediyor oluşunun sebebini de ortaya koymuş olalım. Niye devam ediyor? Bu benim tespitlerime göre 50. yıla kadar yani biraz kısık sesle söyleniyor 1965'e kadar. 1960'lı yıllarda biliyorsunuz Kıbrıs olayları dolayısıyla bir uluslararası camiada bir aleyhte kampanya türetildi, yetiştirildi ve oraya da bir ajan lazımdı. O ajan da Ermeniler. İşte o zaman kapatılmamış olan o hesap. Çünkü siz bizim yanımızda savaşırsanız, savaşı da biz kazanırsak size toprak vereceğiz, bağımsız devlet vereceğiz. Vaadini tutamadılar çünkü tarihin diyalektiği onların oyununu allak bullak etti biliyorsunuz. Yani bir düşmanımız karşımızdan eksildi, müttefikimiz oldu.
Sovyetler Birliği devrimiyle beraber. Dolayısıyla Kurtuluş Savaşı'nı kazanma gibi bir şansımız oldu bizim. Yani Osmanlı battı zaten çünkü o üç tane imparatorluğun battığı bir savaştı o. Sonradan devam etti savaş bittikten sonra ve biz de orada bağımsızlığımızı kazandık. Şimdi hesabı görülmüş bir olayın doğrusunu ve yanlışını beraber anlatarak herkesin acılar çektiği ve şundan dolayı olduğunu anlatmamız lazımdı. Bence büyük bir yanlış işlenmişti. Peki şimdi ara bir şeyin yani yok görmezden gelmek, unutmak yok etmiyor, var oluyor. Ve fakat bunu şimdi bugün bize karşı sopa olarak kullanıyorlar, big stick olarak kullanıyorlar. Peki, şimdi ara vereceğim. Aradan sonra Sayın Saygılı'nın sorduğu o soruyu size soracağız. Oldu. Bu savaşın hala devam ediyor oluşunun, bu iddiaların hala Türkiye'ye dayatılmasının nedeni ne? Hala Türkiye'ye, bakın 2015 ilerleme raporunda dahil, Ermeni soykırımını tanıyın dayatmasında bulunuyorlar. Nedir bunun sebebi? Bir de şuraya özellikle dikkat çekmek gerekiyor ki hocamızın biraz önce bültenin başında paylaştığı o belge. Eğer Türkiye ve Türkler Ermenilere düşmansa ve o dönem Ermeni halkını yok edip bu topraklardan tamamen izlerini silme niyeti varsa o zaman neden tehcir sırasında Ermeni kilisesini onarma talimatı veriyor Osmanlı hükümeti? Bakın bu bile Türkiye'nin ne kadar kendi i̇kinci halkı Abdülhamit, olarak gördüğü Ermenilere ve onlara ait eserlere değer verdiğini ortaya koyuyor değil mi? İkinci Abdülhamit bile Ermenilerin göç etmelerini, Amerika'ya gitmelerini yasakladı. Evet. İttihat ve Terakki ile Ermeniler 1908'de dışarıya göç hakkını kazandı. Evet. İkinci Abdülhamit yahut Osmanlı Sultanı bunlardan kurtulmak istiyor idiyse, evet. Ne diye gitmek mi istiyorsunuz? Buyurun hadi hepiniz birden gidin. Evet. Hayır, diyor ki biz zenginliği ben dışarıya çıkarıyorum. Bu beni çok etkilemiştir. Çok enteresan bir şeydi. Bu olay o da onların ortadan kalkmasını 1492'de istemiyor. 1492'de şeyden alma da aynı mantık. Bir şey daha söyleyeceğim. Ben bu kitapta, yani İngilizcesi de var bunun da işte yayınlatmaya çalışıyorum. Bu kitapta da sözünü ettim. Bogosnu var ki İstanbul doğumludur filan. Evet. Ondan sonra şeylere yabancılara bir çok büyük bir Ermeni haritası çiziyor. Evet. Onun içerisinde diyor ki tabii burada Ermeni olmayanlar da var filan diyor. Onlar diyor daha güneye göç ettirilirler diyor. Evet. Onu yapanlar bunlardı. Evet. Yani orada mesela Türkler var, Kürtler var, başkaları var. Ermeni olmayanlar var. Evet. Ermeni olmayanlar, bunu Fransız Dışişleri Bakanı'na söylüyor. Dışişleri Bakanlığı müsteşarına söylüyor. Evet. Filan. Onların cevabı ne biliyor musunuz? O cevap da var bunun şeylerinde, belgelerinde ki ben ona atıflarda bulundum. Yanıtı ne? Müsteşarın yanıtı. Ama burada hiçbir yerde çoğunluğunuz yok ki. Tabii. Çok önemli bir nokta. Kısa bir ara, aradan sonra devam edeceğiz. Mesela 1915'i anlamaya devam ediyoruz. Şimdi Sayın Saygılı'nın sorusu vardı. Bu savaşın ya da bu iddiaların Türkiye'ye dayatılmasının nedeni ne hala? 100 yıl sonra niye bu hala önümüze Anladım. Gündeme geliyor? Şimdi canım bir kere şunu göstereyim. Gene kitabı getirmedim tabii. Bu Ermenilerin yayınladığı bir bibliografyadır. İçerisinde onların görüşlerini bir araya getiren 40 bin tane kaynağın bibliografyası bu. Bu Ermenicesi, bu da Fransızcası. Evet. Biz böyle bir şey yapmamıştık. Evet. Ve 1973'te Yanıkyan Los Angeles'taki iki konsolosumuzu öldürdükten sonra ben dahil olmak üzere yani Türk ulusu ve ilgililer de bir sürü falan bunun neden olduğunu anlayamadılar bir türlü. Mesela ben iki Türk diplomatı ve diplomatları İTİT'te Dışişleri Bakanlığı'na yollayan tek siyasal bilgiler fakültesindeki siyasi
şube öğretim üyesi olarak filan da ayrıca o zamanki bakanlığın önündeki törene gittim. Yani o iki kişi getirildi buraya ve uzakta ince uzun siyahlar giyinmiş, ondan sonra yüzleri sapsarı uzaktan görüyorum ama iki tane genç hanım vardı yani eşleri onların. Evet. Ve sanki dün görmüşüm gibi hatırlıyorum hala da aynı işte tabloyu. Neden oldu? Bana sorsaydı öğrenciler falan bilmiyordum bunu. Bundan ötürü ben de incelemeye başladım. Ve hala daha işin tam dibine kadar varamadık. Şimdi size benim de çok yakından tanıdığım ayrıca askerlik arkadaşım da Haluk Şahin'in burada yeni çıkan bir kitabı var. Ankara'da bir konuşma yaptım Ülkeler Birliği'nde geçen hafta içerisinde ve ben de gittim ve ben de konuştum onun ardından. Yani dinleyicilerden biri olarak konuştum. Kitabın başlığı Unutulmuş Bir Suikastin Anatomisi diyor. Mesela burada ne kadar karmaşık ve Yanıkyan'ın söylediği şeylerin belki hepsinin de yalan olabileceği, tıpkı Berlin'de Talat Paşa'nın öldürüldüğü zaman bir günde haklı bir cinayet işlemiştir. Evet, ve sayıp da adamı bıraktılar Tehleryan'ı, Sagomon Tehleryan'ı. Ama çok sonra oğlu bile tekrar Haluk Şahin söyledi, kitabında da var. Bu hazırlanmış ve babasına bu görevi vermişler. Gidip orada acını, al şu tabancayı, orada öldür. Ve bu bir başlangıç olarak düşünüyorlar bunu. Ve Yanıkyan da, ben de kurtulacağım ve kahraman olacağım. Hı-hı. Hayatı boyunca her şeyde başarısız olmuş. Yani oyuncu olmuş, olmak istemiş, yapamamış, yazar olmuş, hiç kimsenin şey yap. Hiç Ermeniler bile adamı sevmiyor. Evet. Ondan sonra işte FBI falan hakkında araştırma yapmış. Türkiye'ye düşmanlığından ötürü hiç kimseye bir şey söylememiş o zamana kadar. Hepsi uydurma. Ve şu kuşkuları akla getiriyor. Seçilmiş adam, yaşlı, evet, hastalıklı filan. Yani az bir ceza alır. Ondan sonra işte yaşlandı artık, hasta da bir gösterecek, serbest de bırakılır. Belki Tehliryan gibi serbest bırakılır. Kaliforniya falan vesaire yerde, mahkemeler orada. Ermenilerin oyu var orada, arkasında paraları var vesaire filan. Böyle bir olay. Ve Tehliryan, oğlu bile Tehliryan'ın demiş ki, babamı bana kahraman diye tanıttılar. Babam görevliymiş, kahraman değilmiş demiş. Evet. Böyle bir açıklama yapmış, oğlu bile. Tehleryan'ın oğlu muymuş o? Tehleryan'ın oğlu, oğlu başka bir adam. Ha, oğlu. Bu o değil. Babası yani. Hakkında yani, ha, oğlu anladım, değil. Anladım, tamam. Oğlu olursa o zaman başka yorumlar çıkar. Tamam. Oğlu değil. Ha. Anladım. Evet ve kendisini bu şeyde, bu konsolosumuzu öldüren de kendini müthiş megalomanyak, dünyanın en büyük işte şusu zannediyor, bunu olmak istiyor, hmm, bunu bilmem ne yapıyor. Ve bir takım rahatsızlıkları da olan, mesela yani küçük çocuklara sataşmak gibi falan yani. Ahlaki zaafları da olan evet, yani bu türlü zaaflarından da öte hastalıkları da olan birisi filan. Bunları FBI tespit etmiş, neden bunu yaptığı anlamaya çalışıyor yani filan. Ondan ötürü cezayı yedi, girdi içeriye filan. Bir müddetlere bırakıldı. Fakat benim yani şunu da bir iki cümleyle ekleyebilirim. Ben bu meseleye de eğildiğim vakit Dışişleri Bakanlığı'nın da yardımıyla Kaliforniya'da çıkan bir Ermeni gazetesinin bir senelik bütün şeyini okudum. Yani birinci sayfasından bütün makaleler, haberler, ondan sonra yorumlar, ondan sonra fotoğraflar, ilanlara varıncaya kadar yani bir içerik incelemesi yapabilmek için. Mesela bu gazete ne yapmak istiyor? Evet. Hangi konulara önem veriyor? Neleri tasavvur ediyor? Yani kimlerle işbirliği yapıyor vesaire. Ama orada gördüm ki Amerikan siyasetinde ortaya çıkmak isteyen kişiler Ermeni, hele Kaliforniya'da Ermeni desteğine ihtiyaç duyuyorlar. Mutlaka lobiler desteğini, para da var, destek lazım de var. Ve mesela şimdi Amerikan Dışişleri Bakanı olan John Kerry Boston'dadır biliyorsunuz. Evet. Hukukçudur. Savcılık filan da yaptı. Avukatlığı filan da var. Ondan sonra bir ara başkan adayı oldu seçimlerin, evet, bir tanesinde. Kazanamadı filan. Ancak Boston'da olduğu için ilk söylediği şey Ermeni soykırımını ben kararını aldırtacağım dedi. Neden? Çünkü
Ermenilerin yoğun olarak yaşadıkları yerlerden bir tanesi Boston. Tabii merkez. Evet. Tabii. Ve Boston'la Erivan kardeş kentlerdir. Bu iki kent birbirine hiç benzemez. Yani Boston'da Harvard var. Yakınlarında MIT var. Yani Massachusetts Institute of Technology. En büyük dünyada teknoloji şeylerinden bir tanesi. Evet. Teknolojide öne geçmek istiyorsan filan orada yetişeceksin, eğitim göreceksin, hoca olacaksın vesaire filan. Fabrikalar var, bir kültür merkezidir vesaire. Ama ve Amerikalıların değil mi, affedersin, Protestan misyonerliğinin merkezidir de aynı zamanda. Evet, ayrıca bir de tabii arşivlerinin de bulunduğu yer yani, değil mi? Püritanların derler hep böyle filan. Ve şeyin de Amerikalıların da yani İngiltere'den gelen ilk göçmenlerin ayak bastıkları yerdir. Mesela ben oraya da öğrenciliğimde gitmiştim. Massachusetts'a geliyorlar. Yani gemi, Mayflower gemisi oraya geliyor. Karaya geçmeden önce önde bir kaya parçası var. O kayaya ayak basıp oradan oraya atlıyorlar ya. Her gelene söylerler merak edene. Önce bu kayaya bastık. Kaya yani şu masanın büyüklüğünde bir yerdir. Önce ayağımız buraya. Bütün Amerika'da kendine Amerikalı diyen göçmenlerin ayak bastıkları yer orasıdır. Böyle şeyler var işin içerisinde. Mesela niçin Erivan'dan kardeş kent oluyor? Mesela Ankara değil Erivan'dan kardeş kent. Ve olması için bir neden yok. Hiçbir biçimde benzemiyorlar. Evet. Bir şey hariç. Ermeni varlığı ikisinde de. Evet. Peki Ermeni lobisini arkasına alan niye çok güçlü oluyor saygılı orada? Şimdi efendim bu... Yani John Kerry gibi bir isim niye Ermenilere ihtiyaç duyuyor? Şimdi burada... Paranın rolü olduğu yani şüphe götürmeyecek kadar açık. Çünkü siyasilerin kampanyaları, seçim kampanyalarına ciddi destek toplandığı çok net bir şekilde görünüyor. Bu para toplama işi yeni değil yani. Bu 1890'lı yıllardan yani bu hınçaklar ve taşlak örgütlerinin kurulduğu tarihten başlıyor. İşte gaddar Türkler, zalim Müslümanlar, Hristiyan kardeşlerimizi katlediyor, işte Hristiyanları öldürüyor evet. filan propagandasıyla, yani burada Doğu Anadolu'da olan bir takım itilafları Avrupa kamuoyuna bu şekilde yansıtarak sizin din kardeşlerinizi orada Müslümanlar katlediyor, siz yardım etmiyorsunuz, onlar açlıktan ölüyor diyerek para toplamaya başladılar. Evet. Bu para toplama işi ta 1880'li yılların sonuna tarihleniyor. O tarihten beri toplana gelen para işi şeye geldiği zaman 1918 harp bitip de bütün bu olaylar geldiği zaman aman bunu örtecek bir şey olması ve bunun da devamının sağlanması lazım geldiğine dair bir dürtüyle bir sebep aramaya çalıştılar. İşte kasıtlı soykırım yapıldı veya kasıtlı katliam yapıldı. Suçlaması için bir suçlu aradılar. Mağdur olmaları gerekiyor ki paralar toplansın. Aynen öyle. Bu mağduriyetin devam ettiğinin gösterilmesi gerekiyor. Ama siz işte bağımsızlık savaşını, istiklal savaşını kazanıp ayrı bir devlet, yeni bir devlet olup bileğinizin hakkıyla bir devlet olduktan sonra itibarınız yükseldi. Çünkü sizin Lozan'da dayatarak kendi istiklalinizi ve tapunuzu aldınız yani orada milletler arası camianın önünde. Ve bu itibar bu tür söylemlerin şeyini kesti, ağzını kapattı. Ne zamana kadar kapattı? Ben de size onu biraz önce hocama söyledim. 50. yıla gelinceye kadar. Yani o zamana Kıbrıs kadar çok gündeme gelmiyor gelince, değil mi? Tek tük. Hocam belki daha iyi bilir ama tamam. Tek tük. Yani öyle şey değil yani böyle bir gürültülü bir kampanyaya konu olmuyor. Evet. Ama bugün bu para toplanmaya devam ediyor. Bakın ben size bunun bir kopyasını vereceğim. Bakalım. Sizin. Bu Anka biliyorsun taşnakların Amerika'daki Armenian National öyle bir kısaltılmışı var. Devamlı şey yayınlıyorlar. Topladıkları paraları biliyorsunuz. Evet bakın mesela bunlardan Dünya Savaşı sırasında da Anadolu'ya getirip Talat Paşa ve hükümet de o zaman bunlara izin verdi. Bizim aleyhimizde bir sürü şeyler söyleyerek topladığınız parayı Ermenilere sadece sarf edeceğiz falan diye buyurun dediler, sarf ettiler onlar. Evet. Hiçbir dünyada başka bir devlet de, hükümet de yapmamıştır böyle bir şey. Evet. Şimdi
bir sürü duyurular dağıtılıyor da sonunda şöyle, bir cümleyle zamanını harcamayayım diye söylemiyorum, evet. Bunu okuyabilirsiniz sonra. Türkiye'nin hücumu şu anda yol almaktadır ve ABD başkanlık yarışını kim kazanırsa kazansın yeni bir büyük hücum ardından gelecektir. Her zamandan daha ziyade parasal desteğinize muhtacız. Lütfen bugün derhal online bağışlarınızı yollayınız. 50, 100, 250 veya ne verebilirsiniz? Gönlünüzden ne koparsa diyorlar yani. Ama bu o kadar sık söylenen, yayınlanan bir şey var ki. Bir de başkasının mesela bir imza daha bu. Ken Haçıkyan diye bir imzası var. Şehitlerimizin hatırası ve kutsal topraklarımızın selameti Ermeni bahsimizdir. Ve bunlar sizin atıl olarak beklemeniz için çok kıymetlidir. Yani para ver ve bekle. Kesinlikle şimdi online bağışınızı yollayınız. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin seçim kampanyalarını izleyen izleyicilerimiz de biliyorlardır. Mesela başkanlık seçimlerinde vesaire, yani şeffaftır bu para toplama, evet, işi de. Evet. 5 dolar, 10 dolar, 1 dolar bağışlar yoluyla milyonlar toplanıyor. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki halk böyle bunu online bağış, evet, yapmaya teşne. Şimdi oradaki Ermeniler, evet, oradaki Ermeni vatandaşları, Amerikan vatandaşları buradan gitme, buradan gidenlerin soyu, kendilerini bir hayal dünyası, bir gün dedelerinizin, atalarımızın topraklarına geri döneceğiz, Türkiye'den buraları alacağız. Bir devlet kuracağız. Devlet kuracağız. Siz bizi desteklemeye devam edin, bağışlar yapmaya hemen şimdi derhal online bağış yapın. Ama bekleyin diyorlar. Yani tabii ki bekleyin. Hani bunun bizden bir hareket de beklemeyin hemen diyorlar. Tabii ki yani. Bunun tabii devam etmesi lazım. Şimdi hocam şuna da belki bu da çok çok önemli bir yer. Tabii çok öyle, önemli. Tabii ki öyle. Diyor ki hocam siz sanıyor muyuz ki, yani inanalım mı, izleyicilerimiz adına soruyorum. Ben kişisel kanaatimi daha sonra söyleyebilirim de. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı her 24 Nisan'da yok soykırım olduydu olmadıydı, söylediydi söylemediydi. Veya Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'ne bir tasarı geliyor, tabii, oylanıyor, yok, evet, senatoda oylanıyor mu oylanmıyor mu Pelosi vesaire hikayeleriyle. Tabii. Bunların siz inanalım mı ki hakikaten bir gün bunu yapacaklar? Hı. Bence yapmayacaklar ama siz nasıl cevap verirsiniz bilmiyorum. Ben sizi, evet, almayayım sözünüzü. Valla bizim disiplinimizde bu türlü kehanetler yok. Yani ne yapacaklarını bilemeyiz. Ancak şu ihtimaller beklenti var. Olarak, beklenti olarak. Yani şu olasılıklar olabilir. Meseleyi nihayete erdirmiyorlar. Şimdi, bana devam etsin toplantı. Evet. Şimdi hemen buna, yani buna gene değinebilirim de şunu söyleyeyim. Bu 1973'teki ilk cinayet ve onu hemen iki sene sonra 1975'ten başlayarak da, yani Avusturya'nın başkentinde, derken Paris'te, ardından başka yerlerde falan başlayan ve nihayet 34 kişinin, 34 diplomatın, Türk diplomatının yahut yakınlarının da öldürülmeleri, ki bu konuda iki ciltli kitabı vardır. Bilal Şimşir'in, şimdi Büyükelçilik'ten emekli olmuştur. Siyasalda da asistandı, oradan ayrılıp gitmişti doktorasını yaptıktan sonra falan. O hikayeler, yani 34'ünün birden anlatılır. Bize bunu empoze ettiler. Yani şimdiye kadar biz, yani barış istiyoruz, kinleri bir tarafa bırakalım, olmuş olan oldu falan gibi. Ondan sonra bütün dünyanın da barışa ihtiyacı, evet, var. Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh şey anlayışından hareketle. Fakat 73-75 onu izleyen olaylar, dedi ki ha, biz buna eğilmek zorundayız. Eğilenlerden, ilk de eğilenlerden bende. Evet. Benden önce mesela, şimdi adını geçirmeyeyim, yani bizim Osmanlı tarihçisi olarak çok şey yapmış birisi de çok ufak bir şey yazdı. Tabii onu ben de hemen okumuştum filan. Bu, yani Türkleri bir tarafa koyalım, yabancıları da ikna etmez. Ve demek ki konuyu yani bazı kimseler de çok az biliyorlardı. Aynı nedenden, evet, evet, nedenden evet, ötürü. O kadar ki mesela bu, doğru hatırlıyorsam, şimdi yanıma alıp filan getirmedim. Kitabın kapağında Ermeni sorunu yazıyordu İngilizce. İçine açtığınız vakit Fransızcası yazıyordu. Mesela bu kadar dikkatsiz hazırlanmış. Ve ufacık da bir şey. Ufacık olup olmaması önemli değildi. Fakat yani
ana kaynak. Onun için benim ilk yaptığım şey, şimdi burada araştırıp göstermeyeyim kapağını, Ermeni sorunu bibliografyası diye bir şey çıkardım. 400 kitaba atıf var. Evet. İlk defa çok ben yaptım. Çok önemli bir kaynak tanıması. Siyasal Bibliografi Fakültesi bastı onu. Cevat Geray dekandı o zaman. Hemen onu bastılar. Ondan sonra kitapları, ufak kitapları işte bunlar evet. gibi filan. Bunları çıkarmaya başladım. Mesela bu 1895'te bir Britanya raporu bizim lehimizdedir. Evet. Ondan sonra 1916'da tek Britanya'da çıkan İngiliz evet. bizim lehimizdeki bir kitap. Bunları daha büyüğünü yapamazdık çünkü para da sağlamak çok evet. güçtü. Ve yani böyle hemen hazır değildi insanlar. Peki. Şimdi de hazır değil. Bu mesela Hollandalılar bir ara şey yaptı. Mesela Hollanda'ya çevirdik benim yazdığım bir şeyi, bunu. Osmanlı arşivlerini açız filan derken Osmanlı arşivlerinde neler var vesaire. Bunları hemen Şinasi Orel'le Süreyya Yücan'ın ilk yaptıkları araştırma, yani Aram Andonyan belgeleri denilen şeyin aslında güvenilir şeyler olmadığını evet. gösteren ve kullanılan kağıttan, ondan sonra imzalardan, tarihlerden, çelişilerden filan sözünü ederek çok değerli bir şey yaptılar. Ben onun tanıtma şeylerini yazdım, küçük evet. broşürünü yazdım, tanıtma broşürünü. Dışarıda eleştirilerken yahut da okurlarken benimkine de hep atıf vardır bu Ermeni evet. kaynaklarında filan da. Hocam size bir şey sonra, soracağım. Siz onu tabii sorun. Buyurunuz efendim. Şimdi hocam şu kitapları da alayım birkaçını. Şimdi bunlarla bunlar maddi yetersizlikler vardı diyorsunuz. Bu kitapların daha fazla basımı ve yayılması için birkaç defa filan basılmıştır efendim ama mesela ben size bir şey söyleyeyim. Mesela bunların 76 tane olacak. Evet. Sadece hepsi 4 tane Türkçe ile birlikte 80 tane, bir tanesinden telif ücreti aldım ben. Evet. Ama 10 sene falan bunların üzerinde burada çalıştım. Burada belgeler de var. Tabii ki belgeler olması bu lazım. Bu belgeleri de göstereyim şimdi, size anlatırken. Şimdi benden sonraki 97 yılında Erdal İlter Türk-Ermeni İlişkileri evet. Bibliografisi çıkardı. Böyle bir kitap. Evet. Filan. Ama mesela bu neredeyse 40 bin. Evet. Ermeni. Şimdi buradan bir soru çıkıyor. Önemli bir evet, soru. Buyurun. Hocam şimdi bunları yabancı dilde yazıyorsunuz. Türkiye'nin Ermeni soykırımı yapmadığını belgeleriyle anlatmaya çalışıyorsunuz. Bunları diyorsunuz ki maddi yetersizlikler de vardı. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti kendi iddialarını, kendi savunmasını yapmakta bu kadar aciz mi, yetersiz mi kalıyor? Mesela adamlar hayal ürünü, yalan dolan ifadelerle dolu birçok iddiayı milyarlarca dolar belki para toplayarak dünyaya pazarlıyorlar. Biz gayet bu konuda eksik kaldık o zaman hocam. Siz bu kadar yok. Detaylı çalışma yapıp maddi imkansızlıklar var deyip sadece kitap basma tabii. konusunda eğer bunu mesela söylüyorsak benim, bize o zaman bile bu işin üzerine hiç hani samimi bir şekilde oturup dünyaya kendimizi anlatma konusunda çok ciddi çalışmalar yapmadık o zaman. Bu yani, sizin söylediğiniz bugün için çok daha doğrudur. Bugün için çok daha doğru. O zaman onu anlatacağımız bir yerler vardı. Evet. Şimdi bugün o derecede o yok. O da mı yok? O da yok. Üniversitelerimizde de mi yok? Yani son bir şansım kaldı benim. Bir de onu deneyeceğim. Nedir ondan o? Sonra ne yapacağımı bilmiyorum. O aramızda şey yapsın. Tamam. Kalsın. Bana bir çeşit söz veren birisi var. Evet. Yani bir üniversitede. Ya olur ya olmaz. Bir yer daha var. O ikisini peki de denedikten hocam, 80'li yıllardan sonra. Şimdi şunu söyleyeyim. O dönem hükümetleriyle temasınız oldu mu? Gayet tabii oldu. Yani kim, mesela o liderleri ya da işte o dönemin Dışişleri Bakanları, yetkilileri, onlar bu konuyla ilgili size destek verdiler mi? Gidin evet. dünyaya anlatın bu işi. Yani anlatmam için tabii ki verdiler. Yani biraz önce söyledim. Dışişleri Bakanlığı ilgili dairenin başındaki kişi ilk başkanıyla ikinci başkanıyla çok iyi anlaşmışızdır. Ve çok yurtsever kişilerdi, çok ciddi insanlardı. Yani ben sabahleyin saat 4'te hiç kendi arabamla kalkıp bakanlığa gittiğimi hatırlarım.
Ama daha çok yani bağımsız şeymişim gibi çalıştım, evet. Ben bunları kendim hazırlıyordum. Şimdi, vesaire yani bu kişinin şeyine bakar. Ve başkaları da pek ilgilenmezlerdi. Yani hem bilmiyorlardı. Böyle bir ihtiyaç Sayın yok. Saygılı. Yani bu içeriden yani alttan gelmesi lazım bunun. Yani araştırmacılar şimdi bakınız, lazım yani. Şunu tespit ediyor araştırmaya giren. Mesela ben şunu tespit ediyorum. Biraz önce söylemiştim ya. Ermeni gazetesini, bir yıllık Ermeni gazetesini kitap okur gibi. Yani sayfa sayfa çevireceği birkaç haftama aldı benim bu. Evet. Başından sonuna kadar okuyorum. Şimdi Amerikan siyasetine girmek isteyen, seçilmek isteyen, mesela senatör olmak yahut da milletvekili olmak, ondan sonra başkan yardımcısı olmak, başkanlığa adaylığını koymak falan. Bu gibi insanlar yanık yana gidiyorlar, ondan konuşuyorlar. Ermeni gazetesinde yazılıyor bu. Orada beyanat veriyor. Diyor ki, yanık yana dinledim diyor ve adalet anlayışına hayran oldum diyor. Ondan sonra Ermeni yanlısı paralar açılıyor, gazete sayfaları açılıyor vesaire. Şimdi cebinizde çok külliyetli miktarda para olmadan ve sizi bir seçim nasıl kazanılır, onda pişmiş, deneyimli yardımcılarınız, maaşla çalışan adamlarınız olmadan hiçbir seçimi Amerika'da kazanamazsınız. Sayın Saygılı, sorumun içinde aslında bazı şeyleri anlatmaya çalıştım. Haklı değil miyim? Bu konuda bir eksikliğimiz yok mu? Adamlar milyarlarca dolar para topluyorlar. Kendi yalan uydurup iddialarını güçlendirmek adına. Biz ortada binlerce belge var. Hocamızın çok değerli çalışmaları var. Bunları anlatmak için yani bir vakıf, ne bileyim bir üniversitede enstitü, yani bu tür işlere niye girişmedik şimdiye kadar? Siz efendim bu yani buluşlar bir ihtiyaçtan doğar biliyorsunuz. Yani buna ihtiyaç duyulması lazım. Bu ihtiyacı akademisyenlerimizin duyması lazım. Askerlerimizin duyması lazım. Aydınlarımızın, yazarlarımızın duyması lazım. Bağımsız araştırmacı olarak herkesin görevidir de bu. Yani mesela ülke sorunu, ülke sorunu. Şimdi ben bir mühendisim, hiç tarihçi uzmanlığım vesaire de yok. 1998 yılında Fransız parlamentosunda Ermeni soykırımını kabul tanıma yasası çıkarılınca tepem attı. Onlarla da biraz iş münasebetlerim çoktu. Biliyorum onların naturasının, kafalarının, burunlarının ne olduğunu. Oturdum, araştırdım. Kendi başınıza işte bağımsız bir araştırma sonucu çıkan kitap var. Şimdi yani size. Oraya da gidip geliyorum, orada da suçlamalarla karşılaşıyorsunuz. Bir şey bilmeniz lazım ki karşı durasınız. Yani çünkü Ermeni soykırımı olmuştur, olmamıştır. Tartışılan sadece bu ikisi. Olmuştur diyenler niye olmuştur diyor. Olmamış diyenler neye dayanarak olmamıştır diyor. Böyle bir araştırma, böyle bir çalışma şey yok. Ben oturdum kendim işte son 2010'da bir makale yazdım. Bayağı öyle biraz da şey tarafı var bunun, psikolojik tarafı da var. Bu olayın yani araştırmadan çıkan. Sonra bunları geçen sene işte bir kitap haline getirdim. Kendim bastırdım ve bağışladım. Şimdi bunun satılması lazım. Bunu satamıyorsunuz şimdi. Şu anda satılmıyor. Yani internetten satılıyor. Var, evet. Yani raflarda yok ilk, mu yani? Hayır, raflara alamıyorlar bunu. Çünkü. Evet, var. Bayağı çünkü, altın doldururuz çünkü daha sonraki cümleleri. Yani, bakın, bu bir topyekün savaştır yani. Bu yani ne askerin işidir, ne siyasetçinin işidir, ne akademisyenin işidir. Herkesin işidir bu. Çünkü bu bir milli davadır. Milli dava ne demek? Biz bu topraklar üzerinde burayı vatan biliyoruz. Ve biz de milletiz, aynı dili konuşuyoruz, aynı kültürün içerisindeyiz. Öyleyse bizi tehdit eden her şeye karşı kendimizi savunacak argümanları yaratmak zorundayız. Hatamız varsa hatamızı da görmemiz lazım. Biz şimdi şunu yazarken veya bu belgeler toplarken aynen hocamın yaptığı gibi demedim ki ya biz kesin yapmış olamayız yani, olabilir mi böyle şey falan. Hayır efendim, ne olmuş ne yani olsun, bunu anlamam lazım. Evet. Tabii 1800'lü yıllardan başlayarak biliyorsunuz 2015'e gelinceye kadar irdeledim olayı. Evet. Ya bunun bilimsel tarafı var, teknolojik tarafı var, siyasi tarafı var, askeri tarafı var, psikolojik tarafı var. Yani işte sorun ekonomik çözme tarafı var. Evet, işte onu da konuştuk deminden beri. Sorun çözme kabiliyeti dediğimiz, hocama da bir küçük kitapçık şeklinde takdim ettim.
Yani olayı anlamazsanız, yani sorunu anlamazsanız çözüm de bu üretemezsiniz. Evet. Dolayısıyla biz sorunu anlamamız lazım. Sorun bu bir siyasi bilek güreşidir. Siyasi, ekonomik bir bilek güreşidir. Vaktiyle yapamadıklarını salla, silkele düşecek çabası içerisinde. Ben bir şey eklemek istiyorum efendim burada. Şimdi o 1984'teki olabilir. Çok peki zorunlu efendim. Bir reklam var. Peki. Ara verelim. 1-2 dakika sonra buradayız. ...1915'i anlamaya devam ediyoruz. Şimdi hocam sizi bölmemek için araya gitmiştim. Devam edelim. Son sözlere ek olarak bir şey söyleyeyim. O 1984 Paris davasında avukatlardan Ermeni olan bir tanesi gene benim sözümü keserek ayağa kalktı ve dedi ki siz Atatürk'ün bütün söylediklerine inanırsınız tabii değil mi dedi. Evet dedim ben de. Şimdi dedi size bir şey okuyacağım dedi. Bakalım ne diyeceksiniz dedi. Şimdi bunu söyleyince ne okuyacağını hemen anladım. Nedeni. Bu bağımsız çalışan birisinin daha önce yapmak zorunda olduğu hazırlıkla bağlantılı bir şeydir. Bu 1973'teki olay, 75'teki öldürmeler falan başladığı zaman ben dışarıya gittikçe, özellikle New York falan gibi çevrelere gittiğim vakit orada Ermeni kaynaklarını topluyordum. Evet. Örneğin Boston'da yayınlanan The Armenian Review diye bir dergi vardır. Onlar çıkarlar onu. Ve Hamalyan diye bir profesör, İngiliz dili ve edebiyatı profesörü. O tabii Ermeni kökenli. Ama uygar filan bir adamdı. Ermeni, yani bir Amerikalı hanımı var, evine filan gittim. Mesela orada Armenian Review'nun geçmiş nüshaları var. Dedim ki, bunları ben alabilir miyim senden? Al dedi. Yani bunları okuyacağım da ben Ermeni görüşlerini öğreneceğim böylece anlamında da anlıyor filan. Sonra onların şeylerinin satıldığı, dağıtıldığı başka yerleri filan oralardan da çok yayın topladım. Ve o yayınları tabii elden geçirdim ben geldiğim vakit. Ve onların bir tanesinin içerisinde şunu gördüm. O dergiyi çıkaran yayın müdürü, o kendi de Ermeni, bir yazı yazmış. Diyor ki, Atatürk'ün de bunu kabul ettiğini yazıp çiziyoruz. Atatürk böyle bir şeyi kabul etmemiştir. Bu yanlışı lütfen düzeltelim diyor. Bu revi de mi? Evet. Adam ahlaklı davranmış en azından geldi bu konuda. Bunu yazdı diye kendi dergisinde, ama o dergi aslında Ermenilerin dergisi. Kendi yayın müdürü. Evet. Ve bunu da yazan Armenian Reporter diye başka bir dergi var. Ona da bir mektup yazıyor 1,5 sayfalık. 1,5 sayfalık. Orada da aynı şeyi söylüyor. İftira atmayın diyor. İki gün içerisinde bunu görevden attılar Ermeniler. Bunu yapmayın dediği için. Şimdi bunu yapmayın dediği için. Şimdi ben bu yazıyı okudum. Atatürk için böyle bir şeyin Ermenilerin yaydığını da biliyorum. Ermeni avukat bana şimdi okuyacağım ne diyeceksiniz dediği vakit ne söyleyeceğimi gayet iyi biliyordum. Böyle hazırlıklı olacaksınız. Hiçbir işe yaramazsınız. Şimdi mesela bazı kişiler de çıkıyor filan. Hiçbir yani yayın yok, bir şey yok, araştırma yok. Yani bazıları değerli kişiler falan da konuşan ama böyle olmaz. Ve orada mahkemede ne söyleyeceğim bitirir bitirmez. Ve The Armenian Review'da, Boston'da çıkan bu dergide şeyin Taşçıyan'ın ki yayın müdürüydü. Onun işte şu böyle bir makale çıktı, şunları söylüyor falan gibi şeyledi. Ve dedim ki bunun ayrıntılarını ben şeye Fransızca bir şeyle yazıp sayın yargıcıya takdim edeceğim ve bunu okumasını isteyeceğim mahkemede dedim. Okudu da, okumak zorundaydı. Çünkü mahkeme daha başlamadan önce orada Ermeni kökenli bir aktörlük falan da yapıyordu, bir şarkıcı vardı. Şey mi? Aznavur mu? Aznavur'du. Onun mektubunu okudu. Mahkemeye yazdığı mektup, mesela bizim şeyde katliam olmaz bu. Evet. Yani çünkü bu bir kişinin bir şeyidir, bir görüşüdür. Sen kim olursan ol. Yani birdenbire davayı bununla açtı. Onun mektubunu okuyarak açtı. Fransızca mektubu okuyarak açtı. PR yapıyor işte. PR ve sonra bana sıra geliyor, sen ne dersin, nasıl anlarsın bu meseleyi falan diye.
Ondan anladı. Bir tek taraflı bir şey. Evet. Herkesi etkiliyor bu. Yani demek ki buradan başlayacağız bir anlama. Evet. Bunu okuyorsan ve bana da bir soru soruldu. Ben bunun cevabını vereceğim ve yazacağım şeyi de okuyacaksınız herhalde filan dedi filan dedim. Ama ne yaptım? Dışarı çıktığımız vakit hemen orada bizim galiba birinci sekreterdi. Eski bizim öğrencilerden. Çabuk dedim şurada ben Ankara'da eşime telefon edeceğim. Ve çünkü bozukluk falan lazım yani bunları hazır olacaksınız. Ya da Fransa'da yani orada mahkemedeki telefon nasıl çalışıyor vesaire dünyanın vaktini kaybedersiniz. Tabii. O gün karar verilecek zaten. Eşime telefon ettim dedim ki benim çalışma odamda kapıyı açtığım vakit sağ tarafta aşağıda bir takım dergileri üst üste konmuştu. Armenian Review. Onların hepsine değil ama hepsinin içindekiler sayfasına bak. Taşcan'ın ve şeyde Atatürk böyle bir şey söylemediği başlığı altında bir yazısı olacak. Hangi sene yayınlanmış, hangi numaralı dergide, hangi sayfalar içerisinde? 15 dakika sonra sana telefon edeceğim, bana bu bilgileri ver dedim. 15 dakika sonra sorduğum vakit bu bilgileri verdi bana. O bilgilere dayanan mektubu yazıp yargıça verdik ve okudu onu. Hocam müthiş bir hazır olacaksınız. Siz müthiş bir kahramanlık öyküsünü de anlatıyorsunuz. Hazır olacaksınız. Bunları yapmadıkça hiç piyasaya çıkmayın. Evet. Peki hocam size şunu da soracağım. Bir Birleşmiş Milletler konusu var. Onu da soralım. Birleşmiş Cenevre'deki şimdi oradaki toplantı tabii bir Birleşmiş Milletler'de bir insan hakları komisyonu vardır. Evet. O komisyon insan hakları komisyonu adı altında da toplanır. Azınlık hakları komisyonu adı altında da toplanır. Aynı kişilerdir onu yapanlar. Evet. Ve hepsi gelebildiği takdirde 27 kişidirler benim aklımda kaldığına göre. O gün de birkaç tanesi gelememişti. Mazeretler var, hastalık var, başka türlü şeyler var vesaire vesaire. Ve oraya uzman olarak seçilirler. Mesela çok iyi hukukçudurlar filan. Ama bir dağılım gözetilir. Yani mesela mutlaka bir Amerikalı olacaktır. Yani mutlaka bir İngiliz olacaktır. Ondan sonra mutlaka bir Sovyetlerinde Rus olacaktır falan. Bir Çinli olacaktır. Hintli olacaktır falan. Ondan sonra Arap aleminden en az iki kişi olacak. 22 tane Arap devleti var. Evet. İki kişi olacaktır. Birisi mesela o sırada bir tanesi Ürdün'dendi, ötekisi Fas'landı mesela. İki tane Latin Amerikalı olacaktır falan. Bu gibi de Afrikalı olacaktır, vardı da vesaire. Şimdi oraya kimler gidebilir? Bu kapalı oturumlardır bunlar. Gazeteci filan girmez. Ondan sonra dinleyici filan da girmez o toplantılara. Evet. Açılışında filan şey gelebilir, yani resmi devletin, oradaki Birleşmiş Milletler'deki işte devletlerin temsilcisi, büyükelçi bilmem kim filan onlar gelebilir. Sabahtan akşama kadar. Bu toplantı 33 gün sürdü. 33 gün. Ben 33 gün o toplantılara gittim ben. Sene? Ha niçin gidiyorum? Sene kaçtı hocam? Sene 1985 yıllar. O da 1985. Konu toplanma sebebi neydi hocam? Tamam sen. Toplanma sebebi şu. Soykırım raporunun eski raporun üzerinden 2 yıl geçmiş ve yenilenmesi lazım. Kararda da diyor ki eski raporun yenilenmesi ve bugüne getirilmesi diyor. Revising and making it up to date ve bugüne getirilmesi diyor. Ve bunu da İngiliz, Britanya vatandaşı olan bir İngiliz'e veriyorlar. O da Ermeni yanlısı. Ve ben bundan temas etmek istedim. Hepsinde geri çevirdi beni. Mesela Ankara'daki Britanya Büyükelçisi'nden konuştum filan. Bir de biz temas edelim dedi. Temas etmenizi istiyorum dedim. Ben bu şeyin uzmanıyım vesaire filan. Temas ettik dedi. Sordum vakit. Dedi ki etki altında kalmak istemiyorum. Onun için konuşmak istemiyorum. Etki altında kalmak istemiyor ama onun yazdığı raporun bir kopyasını biz elde ettik. Yani herkese dağıtılmadan. Bizim elimde, benim elimde vardı. Orada yardım eden birilerine teşekkür ediyor. O zaman 10-15 tane Ermeni isim var orada, teşekkürlerde. Bir tane Türk yok. Ve benden konuşmayı reddediyor, ondan ötürü. Ve Hollanda'da bir göreve gittim. Anlaşarak Hollanda'dan Londra'ya geçtim ben. Aynı zamanda Azınlık Hakları diye bir dernek var. Onun yayınları var. İyi bir takım işler de yapıyorlardı. Tabii Ermeniler diye bir
Yayın da çıktı tamamıyla tek yanlı olarak ve başka bizim aleyhimizde başka şeyler falan da çıktı. Ve nerede olduğunu biliyorum. O yayınları daha önceden almışım ben filan. Gittim ve kapısını şeyi çaldım. Sekreter dedi ki, ben daha önceden gelmiştim buraya. Şeyi de tanıyorum, müdürü de tanıyorum. Yani bu o şey üyelerinden bir tanesidir. Yani İngiliz'de hani komitede üyedir. Evet. Onu da tanıyorum. Haber vereyim. Yok dedim. Ben de biz tanışıyoruz. Ben kapısını çalayım, gireyim içeri. Süper. Peki dedi. Boş bulundu. Peki dedi. Kapısını çaldığım vakit, come in dedi, buyurun. Kapıyı açtım, girdim. Benden karşılaşmamak isteyen adamın odasına böyle girdim. Artık kaçmaya... Kaçmaya imkanı yok, olabilecek. Ondan sonra dedim ki, böyle girdiğim için özür dilerim. Başka çarem yoktu. Ve burada sizin vaktinizi de almayacağım. Ancak burada bazı yayınlarım var. Ve Ermeni soykırımının olmadığını gösteren, bazı kişiler öldürüldü. Ermeniler de bazı kişileri öldürdüler. Bir düzine savaş yaptılar Anadolu'da. Öldürdüler bazı insanlar. Ve karşılığında da öldüler falan. Bunları size bırakıyorum, okuyun. Sadece bu. Evet. Hemen ama yüzü gözü attı filan, dışarı çıkardı beni. Başka yayınları gösterdi. Yani bir an önce kapıyı gösterip beni dışarı çıkarmak istiyor filan. Ve şeye, Cenevre'deki toplantıya dönelim. Ya ben niye ben oradayım? Bir kere normal olarak başka kimse yoktu, bir. Olsa bile onların ona katılma hakları yoktu. Evet. Neden? Bir de şunlar katılabilir şeyin dışında, o komitenin üyeleri dışında, 27 kişi, bir de şunlar katılabilir. Eğer Birleşmiş Milletler'e bağlı ve Birleşmiş Milletler'den tarafından tanınmış olan bir takım örgütlerin yöneticisi ya da temsilcisi durumundaysanız onların da katılma hakkı var. Konuşma ama oy vermeme hakları vardır. Konuşurlar ama oy kazanamaz. Siz hangi sıfatla yani, orada? Işte orada ben tabii ben konuşabilirim. Ve biz bir kere komisyonun her yıl komisyonun bir başkanı seçilir. En güçlü aday Bayan Diaz diye bir şeydi, Yunanlı hanımdı, devlet hukuku profesörü. Onun seçilme ihtimali daha fazla. Biz bunun seçilmesini engellemek istiyorduk. Ben bunun için Avrupa'da bazı ülkelere gittim. Evet. Ve başka adaylar da var. Daha kuvvetli olan adaylar da var. Ama Yunanlı daha kuvvetli gibi görünüyor. Ondan sonra onlar benden özel olarak toplantı yaptılar. Dediler ki eğer sen burada olursan ve bilinirse senin geldiğin buraya, ben seninle konuşuyorsam daha az oy alırım. Onun için gizlice konuşalım. Bir yere gittik biz bunlarla falan. Ve dedim ki bize karşı tarafsız dayanmayacak hanım seçilecek olduğu zaman. Biz sizin seçilmenizi istiyoruz vesaire. Ve seçime geldiği vakit bir hesap yaptı iki tarafta. Hanım daha fazla oy alacak. Seçildi. Seçildikten sonra ilk konuşmayı ben yaptım. Dedim ki, her ne kadar aramızda Kıbrıs meselesi ve başka meselelerden ötürü anlaşmazlıklar varsa da burası Birleşmiş Milletler adına da yansız bir şey olması lazım. Bu sıfatla başkan olan kişi hiç kuşkumuz yok ki tarafsız taraf tutmayacaktır. Güvenimiz vardır kendisinden. Hem böyle bir şey bekliyoruz hem de güvenimizi ifade etmek istiyoruz dedim. Vesaire başladık. Fakat böyle olmadı. Ve kaymaya başladı şey. Orada dostlarınızla anlaşacaksınız. Kimler bunlar? Bangladeş temsilcisi var. Bangladeş temsilcisi kim? Bangladeş'teki eski Anayasa Mahkemesi Başkanı. Sonra Bangladeş Cumhurbaşkanı olmuş. Ve çok iyi hukukçu olduğu için o var orada. Ondan konuştum, anlattım, tamam dedi. Biz de senden aynı kanattayız. Ürdünlü. Ürdünlü dedi ki, benim annem Türk dedi. Bu sorunda okkanın altına gittiğinizi biliyoruz. Bana biraz daha anlat. Sen. Evet. Faslı'ya gittim. Faslı hem Fransızca hem İspanyolca konuşuyor. Ya. Vesaire. Ve daha toplantı başlarken Amerikalıyla, onun da soyadı Kerry'di,
Amerikalı ile İngiliz birbirlerine ilk adlarıyla hitap ediyorlar. Yani Ahmet, Mehmet, evet. Ali, Veliler gibi. Evet. Evet, evet. O kaderi ahbaplar falan. Amerikalı ile konuştum. Ve ona bazı yayınları verdim. Ondan sonra Amerikalı ne yaptı ama? Dedi ki, bizim görevlendirilen araştırmacı arkadaş, tek yanlı olarak bir rapor hazırlamış. Burada onun söylediği şeylerin yanlış olduğunu söyleyen bir yayın var. Bu yayınlardan kendisine bırakmış, onu bile dikkate almamış. Başkalarına teşekkür ediyor şeyinde gördüğünüz gibi. Bunun yazan da burada oturuyor, o konuşsun şimdi dedi. Şaşırdım kaldım ben buna. Bunu niye yaptı? Dürüst evet, bir davranış. Dürüst, dürüst bir davranış, evet. Evet. Ama adam akıllı. Hiç beklemediğim bir şeydi. Evet. Ondan sonra onun daha başında unuttum bir şey hemen bir cümleyle vakit evet. azaldı. Evet. Bir cümle biraz kaldı. Bir hayli, evet. Beni oradan çıkarmaya çalıştılar. Ve Bayan Dayes bunları takip ediyor ve organize ediyor. Bayan Dayes şey başkanı. Tarafsızlığını yitirmiş tarafsızlığını, zaten. Tabii baş, ilk tane ve Birleşmiş Milletler'de çalışan bütün o sekreterler falan da hepsi de aynı şey yapıyorlar. Evet. Ve bizim o zaman bu uluslararası örgütün yöneticisiydim dedim ya. Evet. Ha, o örgütün merkezi Londra'daydı. Yani ben Ankara'da oturabilirim. Evet. O başka bir olay. Londra'da. Oraya telefon ediyorlar. Diyorlar ki bunu geri çekiniz. Hmm. Siz de oradan bana telefon eden kişi Filistinli. Yani devletör hukuku doktorası falan yapmıştır Londra'da zamanında gençliğini falan. Çok iyi bir hukukçu falan dedi. Yani neredeyse telefon... Evet. Herkes telefonu bekliyor ve şey kesildiler. Yani şimdi bu ona diyecek ki konuşamazsın. Çünkü evet. istersen başkanı falan da ol. Sekreterya senin yetkin yoktur orada olmaya dediği vakit bitiyor. Bitti gitti. Yani, kapıyı evet. kapıyı gösterdiler. Evet. Dedim ki Ermeni meselesinden bahsedeceğini söylüyorlar. Lütfen rica ederiz bu konuyu getirme dedi. Ben dedim ki Ermeni meselesinden bahsetmek için söylemiyorum bunu ben. Kararda diyor ki son rapordan bugüne getirme. Bu Sabra Şatila katliamı oldu. Evet. Filistinlilerin Lübnan'da Sabra Şatila. Ondan bahsetmiyor. 70 küsur yıl geriye giderek Ermeni meselesini getiriyor. Buna hakkı yok. Bu karşılaştırmayı yapmak için Ermeni meselesinden söz etmek zorundayım dedim. Dedi ki o zaman konuş dedi. Bitti mi bu da? Evet. Bu kadar tersi düzüne denk evet. gelir yani. Evet. Bravo. Evet. Evet. Önemli ve yani bir an. Bir de öbür evet. şeylerden bahsedelim. Hayır. Bir ufacık iki cümle tabii. eklemek üzere. Ve biz kararını, Ermenilerin istediği kararı adam akıllı değiştirdik. Bundan ötürü. Ben Amerikalı'nın söylediğini hatırlayın evet. lütfen. Tabii, tabii, bütün tabii, bunları tabii. Bak, değiştirdik. Böyle bir durumda siz orada eğer Türkiye'nin çıkarlarını koruyorsanız ötekilerin yaptığı gibi bu toplantı bitti deyip bavulu alıp memleketinize dönmeyeceksiniz. Evet. Tabii ki. Siz görevliyseniz orada oturacaksınız sonuna kadar. Savaşacaksınız. O kararı ne olur, sonra ne olacağı belli olmaz. Karar yazıldı değil mi? İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Arapça, Çince filan çıkıyor. Onların hepsini toplayıp karşılaştıracaksınız. Ne buldum biliyor musunuz? Tek evet, başıma evet, oturuyorum. Evet. Evet, ne buldum? Ermenilerin istediği biçimde yazılmış karar. İş o aşamaya vardığı vakit, karar verildikten sonra dışarıdaki Birleşmiş Milletler'e bağlı örgütlerin yöneticileri ya da sözcüleri, temsilcileri artık konuşamaz. Orada biter o. Evet. O zaman gideceksiniz orada, o toplantı orada oluyor. Bir oradan, bir buradan el sallayacaksınız. O Şükrüverdi'ye, Profesör Şükrüverdi'ye, eski Bangladeş Cumhurbaşkanı'na filan. Der ki, orada Türkiye'den gelen arkadaş elini kolunu sallıyor, ne oluyor bir acaba şey filan. Ürdün niye söyleyecek, haber verecek. Bunlar dışarı geldiler, dedim ki siz baktınız mı şu karara? Bu Ermenilerin istediği karar, bizim aldığımız karar değil. Birleşmiş Milletler'de çalışan ki Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 100. 101. maddesine göre bunu yapamazsın, işinden atılman lazım. Orada çalışan. Çünkü maaşını Birleşmiş Milletler'den alıyor. O maaşın içerisinde Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ödediği para da var. Evet, tabii. Bunu bana karşı yapamazsın. Kimseye karşı da yapamazsın. Bir de baktılar ki evet öyle. Kararı değiştirdik.
Çok önemli. Ha, kararı çok, değiştirdik. Çok önemli. Olduğu gibi şey oldu. Onun evet. için kabul edilmemiştir. Elimde burada belge de var. Şimdi siz resmen savaşmışsınız hocam. Ve başarmışsınız da. Oraya gazeteci de girmediği için Anadolu Ajansı'nın evet. İsviçre'deki temsilcisi Köln şeyde oturmuştur. Berlin'de oturmuştur. Evet. Cenevre'ye gelmedi. Le Monde'da Ermenilerden ayrıca maaş alıp aldığı için yazı yazan da dedi ki dün Birleşmiş Milletler'de bu karar kabul edildi dedi. Evet, edilmediği halde. Evet. Ve Berlin'deki Anadolu Ajansı temsilcisi de o yazıyı okuyup Anadolu Ajansı'na kabul edildi diye yazdı. Türkiye'deki gazetelerde kabul edildi diye çıktı. Evet. Ve ben bu işi başarıp da Türk Hava Yolları uçağına girip oturduğum vakit Türk gazetesini, Hürriyet gazetesini elime aldım ve orada kararın kabul edildiğini, bu yanlış şeye oturdum. Evet. Ve dedim ki, acaba ben niye kalp krizi geçirmiyorum? Ve daha sonra düzeltme oldu mu? Daha sonra Ermeni meselesi budur. Beyefendi dedi ki biraz önce, Atatürk'e ithaf edilen, evet. Atatürk de kabul etmiştir filan. Birisi kaldı. İki tane kitap yazdım ben bu konuda ayrı ayrı. Çünkü iki ayrı yanlış, sahte evet. gönderme vardır Atatürk'e. İki kitap. Birisi kalkıyor televizyon, Atatürk de kabul etmişti diyor. Hmm. Atatürk de kabul etmişti. O iki kitaba üç kelimeyle cevap verilmez. Yaz kitabını çıkar, bütün yanlışlarını evet. saptayım, göstereyim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu önemli bir detaydı. Şimdi çok kısa bir sürem kaldı. Sizinle devam edeyim. Biz bir sonraki programda tamam. yine devam edeceğiz zaten. Şimdi Taner Akçam var profesör. Geçtiğimiz programda da gündeme getirmiştik. Evet. Ermeni iddialarını destekleyen açıklamalar yapıyor. Bu yönde yayınlar hazırlıyor. İşte Halil Berktay var yine evet. aynı şekilde. Bu isimler bu meseleyi sizin bildiğiniz kaynaklardan okumadı mı? Niye farklı iddiaları gündeme getiriyorlar? Şimdi hani bir temel fıkrası var ama yani ben şimdi onu burada anlatamam. Tabii bir yerden bakınca görülen var. Bir de ağaca evet. çıkıp da aşağı bakınca. Siz biliyorsunuz, görüyorsunuz. Evet. Anlamıştı herkes. Şimdi olaya evet. nereden baktığına bağlı ve neyi görmek istediğine bağlı. Şimdi bu mesele iyi prim yapıyor. Yani iyi para toplanıyor. Şimdi bu beylerin çalıştıkları üniversitelerde, enstitülerde, kürsülerde tabii onların da bir sürü sorunları var. Onları parasal yönleriyle finanse etmeleri gerekiyor büyük ihtimalle. Şimdi ya ben başka türlü bir izah bulamıyorum. Çünkü işte hocamızın sayısız kitapları var. 70-80 kitabı var bu konuya ayırdığı. Kaldı ki ben de burada çeşitli kaynaklardan seçme 4 tanesini aldım. Evet. Yani bu 4 tanesinde, yani bunlar böyle meydandaysa, ya bu kaynaklar da Amerikan kaynakları, evet. İngiliz evet. kaynakları ve şeyler yani başka bize ait değil yani. Evet. Bunlar yazıyorsa, yani derler ya, görmek istemeyenden daha evet. kör, duymak istemeyenden daha sağır kimse olamaz diye. Ha, bunlar burada prim yapıyor yani böyle yapmak. Bence kişisel menfaatleri rol oynuyor. Nitekim ismi lazım değil birisine de ve bu yüzden Nobel verdiler biliyorsunuz. Evet. Güzel roman yazdı diye değil. Tabii 1,5 milyon Ermeni'yi katlettik veya yani, soykırıma uğrattık dedikleri evet. için. Sonra da işte döndü dolaştı geldi, ben yanılmışım diyor ondan sonra. Evet. Günaydın demek evet. lazım ona. Şimdi, yani dolayısıyla şimdi bakın hocam gerçekten bir şövalye. Yani tabii müthiş şimdi, bir hikaye yani. Şimdi yalnız bakın bir şövalye. Evet. Bir şövalye. Hani ordu bir şövalyeyle savaşamaz veya savaşı muharebeyi kazanamazsınız. Şimdi Cumhuriyet'in neyin üstüne oturduğunu, hangi geleneği, hangi tarihin devamını yaşadığımızı yeni kuşaklara anlatması gerekiyordu. Bu illa düşmanlıkları kabartmak için değildi. Yani. Biz bugün niye konuşuyoruz? Yani bizim Ermeni, benim eşimin Ermeni arkadaşı var ilkokul sırasında evet. beraberdiler. Bugün hala görüşürüz. Yok, hayır, yani, öyle bir problem yok şimdi zaten. Öyle evet. dostları var, öyle insanlar var. Yani
Bu bir şey meselesi değil. Bizim sınıf arkadaşımız Bogos Torikyan. Evet. İşte bahsettiğiniz gibi. Kaliforniya'dan telefon ediyor bana. İşte, evet. Evet, evet. Yani dolayısıyla biz düşmanlıkları depreştirmek için gitmiyoruz. Bunun istismar edildiğini, sömürüldüğünü, bu sömürülmeden kimlerin zararlı çıktığına baktığımız zaman veya kimlerin karlı çıktığına baktığımız zaman karlı çıkanlar ne Türkler ne Ermeni vatandaşları. Ama birkaç asalak var. Onlar bu paraları topluyorlar, birilerine yediriyorlar. Onlar da evet. Yedikleri şeyleri nane yemiş Sizin oluyorlar. Sizin teziniz evet. Çok doğru. Yani çok. Bu meselenin kapanmasını istemezler. İşte çünkü ben, eğer bu mesele bir nihayete ererse, dünya hocam, gündeminden düşerse öyle. O zaman o hocama paralar onun toplanmayacak. Hocama yani kehanet yapması evet. için sormadım o soruyu. Yani belki bunu kabul etmeyecekler. 100 yıl daha Ermeni halkını tabii canım. Size büyük Ermenistan'ı kuracağız diye kandırıp paralarını verseniz, alacaklar yani. Verseniz şimdi onların istediğini evet. Trabzon, Rize'den başlayıp da şeye kadar, İskenderun Körfezi'ne evet. kadar hayali bir büyük Ermenistanları evet. var. Onu da verseniz bitmez bu bitmez. İş. Bu İstanbul ne olacak peki diyecekler ondan evet. sonra. Yani bunu görmek lazım. Bunun için de diri olmak lazım, güçlü olmak lazım. Hangi yönüyle? Araştırmak lazım. Evet, bilgiye dayanmanız, bilgiye dayanmanız lazım. Bilgiye dayanarak savunmanızı yapmanız Bizim lazım. Bizim propagandaya bu foyaları, da ihtiyacımız yok. Sadece gerçeği ortaya koyun, belgeye yeter. Sizin kitabınızda var. Hocam yıllarca uluslararası evet, alanda bu evet, konuyu çalışmış, evet. belgeler ortaya koymuş. Yani böyledir. Evet. Yani izleyicilerimizin evet. bunu bazı kişilerin görevi gibi görmesinler. Evet. Bu herkesin görevi. Evet, hepimizin görevi. Herkesin Biz görevi. De üzerimize düşen en azından program. Birkaç dakika kaldı. Bir dakikamız kaldı hocam. Bir dakika mı? Evet. Bir dakikada ne söylenebilir ki? Şimdi bakınız 1924'te Ermenilerin, Amerikan yurttaşı Ermenilerin çıkardıkları bir kitap var burada. Lozan Anlaşması ve Kemalist Türkiye diye. Bunun fotokopisini ben şu cümlenin çok zor aldım. Orada evet. diyor ki biz Birinci Dünya Savaşı'nda 300 bin kişilik bir ordu kurduk diyor. Evet, şimdi 300 şurada 1926'da bu 1924'te bir kitap daha çıktı. Burada pek iyi konumuyor ama Amerikan Komitesi Lozan Anlaşması ile ilgili burada 300 binden fazla diyor. Evet. 300 bin, 300 binden fazla. Burada doğudaki kumandanlarından Pastırmacı Yanki Elazığ şeydi, Erzincan Milletvekiliydi Osmanlı Meclisi Mebusan'da. O kendine general rütbeleri falan verdiler. Pastırmacıyan iki kitap çıkarmıştır. Amerika'da mesela İngilizce basıldı onlar. Kendi İngilizceyi iyi bilmezdi ama bu Ermeniler Birinci Dünya Savaşı'nda müttefiklerinin kazanmasında en büyük amil olmuşlardır. Başlığını taşıyan evet. bir kitap. Ben burada bile bu yayınları nereden bulduğumu söylemem. Söylediğim takdirde bu yayınları yok edecekler. Yok ederler. Evet. Ama doğru. Bunlar sizde var en azından. Evet, bende var. Kullanırız. Şimdi burada bir İngilizce yayını son derece önemli bir şey. Evet. Ben bu kitabın içerisinde yazdım. İngilizce kitapta evet. da olacak. Eğer basılacak olursa. Bu da son derece önemli. Birinci Dünya Savaşı sözlüğü. Evet. Ve son derece ciddi bir serinin bir parçasıdır. Burada diyor ki Ermeniler Nisan 1915'in başında Ermeni olmayan yaklaşık 120 bin kişiyi boğazladılar diyor. İngilizce slaughtered, öldürdüler evet. de demiyor, boğazladılar. Ondan sonra 2500 kişiyle Van'ı ele geçirdiler. Ondan sonra da 50 bin kişi daha öldürdüler diyor. O zaman Morgenthau, ki onun hakkında söylenecek evet. çok şey var ama vakit yok. Morgenthau da diyor ki 25 bin kişiyle Van'da Müslüman mahallelerine saldırdılar diyor. Niles'la Sutherland diye iki Amerikan temsilci Van'a gitmişlerdir. Müslüman Türk mahalleleri yanmış gitmiştir filan. Ermeni mahallesinde hiçbir şey yoktur. Kimi kime saldırdığı gayet evet. bellidir. O raporu da yaptılar, evet. ortadan kaldırdılar. Evet, hocam, şunu da göstereceğim. Britanya kabul etmemiştir soykırımı. Evet. Bu resmi belgedir. Evet. Birleşmiş Milletler'in kabul etmediğine dair resmi evet. belge budur. Ondan sonra biz savaşın başından itibaren savaştık diyen evet. Bogos Nubar'ın Fransız Dışişleri Bakanı'na yazdığı belge budur. Ve Türklere karşı savaştık diyen Armenian Review'de çıkan, evet. 3 yıl boyunca çıkan seri yazı çok
şeyi de Mareşal Gabriel Gorganyan, o da bir Ermenidir. Evet. Ve nihayet Bogos Nubar'ın da İstanbul'da son doğmuş belgesi olan birisi olarak İngiliz komutanı General Sir John Maxwell'e yazdığı mektup. Evet. Mersin'e 10-12 bin kişi asker çıkarın, o çevrede silahlı 50 bin Ermeni ile size yardıma hazırız diyor. Ve Edmund Erickson, Amerikalı bir yazardır, o da diyor ki Ermenilerin tehcir edilmesinin nedeni askeri zaruretten ötürüydü diyor. Evet hocam, çok önemli belgeler. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Daha detaylı belgeleri umarız ilerleyen günlerde paylaşırız. Veda etmek zorundayım. Programdan öyle sonra yapalım. Biz devam edelim konuşmaya. 1915'i anlamak programının sonuna geldik. Hoşçakalın.